Herkese merhaba. Benim adım Hakan Akçura. Biraz sonra izleyeceğiniz kayıt, 24 Mayıs 2008 günü buluştuğum Abdülkadir Aygan'a sorduğum soruların ve onun verdiği cevapların kaydı. Abdülkadir Aygan eski bir PKK militanı ve yine eski bir JITEM elemanı. Ben sorularımı buluştuğum insanın üç ayrı kimliğine yönelttim. PKK'da yer alırken kullandığı kod ismiyle Abu Zer'e, JITEM'de çalışırken kullandığı kod ismiyle Şerife ve Abdülkadir ya da ailesinin ona seslendiği isimle Kadir'e. ...1977 yılından 1985'e kadar PKK gerillası olan Abu Zer'le, 1990'dan 1999'a kadar JITEM'de kontrgerilla olmayı seçen Şerif'le ve tabii ki bu çift taraflı gerilla ve kontrgerilla, itirafçı gerilla ve itirafçı kontrgerilla olan asal kişi Kadir'le ayrı ayrı gömleklerin içindeyken, ayrı oturma birimlerinde ayrı yönlere dönük bedeniyle konuştum. Bu karşılaşmayı, bu görüşmeyi sadece istediğim için, merak ettiğim için yaptım. Onu ne aklamak ne de yargılamaktı derdim. Bu uzun görüşmenin ardından bana kalan ise bu filmde size geçmeyecek. Gücünüz, yüreğiniz el verirse, sonuna kadar izlerseniz, bu filmden size kalacak da bana geçmeyecek. Bu kaydı, üzerindeki sis perdesi kaldırıldıkça, ne kadar kirli olduğu, yeniden ortaya çıkan savaşın, bütün kurbanlarına, oğulların çocuklarına ve Kadir'in çocuklarına atıyor. Yanın böyle ağacın. Abdülhamid'e bak, bu yukarıda alacağım. Şerif'i sol yanından alacağım. Kadir'i ise karşıdan alacağım. Kadir desem daha doğru değil mi Abdülhamid'e? Şimdi. Dediğim gibi bu çekim senin bedeninde üç ayrı kimlikle aslında, özellikle hayatın üç ayrı döneminde benim tanışmam olacak. Ve bu üç ayrı kimlik, üç ayrı gömlekle karşıma gelecek dediğim gibi ve üç ayrı kimlik olmakla ise çok o döneme kendine çekerek o dönemden bir sesle buna cevap vermeye çalışacak. Bunu umut ediyorum, bunu istiyorum. Hiçbir yazılı hazırlığım ve hiçbir okuma derdim olmayıp sadece seni dinleyeceğim. Sadece seni anlamaya ve çok her şeyi unuttuğum yerden anlamaya çalışacağım. Ve sorularımı da oradan soracağım. Başka bir yerden sormayacağım. Abuzer neyi seçtiğini? Bir sürü Kürt Demokrat Örgütü'nün, bir sürü Kürt Sosyalist Örgütü'nün yer aldığı bir süreçte niçin PKK'yı seçtin? Özellikle. Şimdi tabii ortaokuldan liseye geçiş döneminde ben de o dönemde işte Türkiye'de olan bir şey vardı. Bir akım, yani sol örgütler vardı. Bunun karşısında sağ örgütler vardı. Örneğin ortaokuldayken yani sağ görüşlü öğrenciler de bana kancayı takmaya çalıştılar. Hatta derneklerine davet ettiler. Gittim birkaç sefer seminerlerine gittim. Fakat bunun gerek çevreden olsun, gerek kendi mantığımla olsun bana göre olmadığını idrak ettim ve onlardan ayrıldım yani. Devam etmedim. Bu ilişkiyi devam ettirmedim. Daha sonra
Okuldaki bazı arkadaşların etkisiyle, öğretmenlerin etkisiyle o zaman için bu Doğu Pençek'in görüşleri doğrultusunda yayınlanan dergiler vardı. O dergileri aldım. Onların dernekleri vardı. Derneklerine gittim, geldim. Hatta bir dönem liseye başladığımda bende bir Kemalist bir şey vardı, yani bağımsızlıkçı, yani bağımsız Türkiye düşüncesi, anti-emperyalist fikirler benimsemeye başladım. Yani hatta imzamla dahi Atatürk'ün imzasını taklit etmeye çalışıyordum ve onun rozetini takıyordum okulda, biz bir arkadaş grubu olarak. Nasıl yaşıyordun bu deneyimi? Yani Mustafa Kemal'in imzasını taklit etmek senin için neydi? Ben Mustafa Kemal'i işte Türkiye'yi bağımsızlığa kavuşturan, emperyalistlere karşı halka harekete geçirip Kurtuluş Savaşı'nı başarıya götüren bir insan olarak bir sempati duyuyordum. Ve Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu... Yeni bir Atatürk'ü. Evet, bu Atatürk olmasa da onun düşüncesiyle hareket eden anti-emperyalist bir gücün oluşması gerektiğine o zaman inanıyordu. Daha sonra Halil, o zaman CHP'ye sempatimiz vardı. Ailece biz babam bir CHP'ye oy verirlerdi, Halk Partisi'ne. Ve Ecevit'e sempatim vardı, oluştu. Bu arada Osmaniye'de 1975'te kurşunla yaralandım, yani ülkücüler tarafından. Yaralanınca bu bende tabi haliyle bir onlara karşı bir nefret oluştu bende. Ve onlara cephe alan kesimlere yöneldim. Bu arada bu o zaman için APO'cular denilen PKK, daha PKK oluşmamıştı, daha kurulmamıştı. Halk arasında APO'cular olarak biliniyordu bunlar. Bu grup benimle temasa geçti. İşte Adana'da lisede okurken bunlar benimle temasa geçti ve bunlarla birlikte eğitim çalışmaları denilen, yani Marksist Leninist kitaplar, böyle ulusal kurtuluşu anlatan kitaplar okumaya başladım. Bu kitapların etkisiyle giderek de bunlarla olan bağım kuvvetlendi, güçlendi. Yani bir nevi artık ben de APO'culardan olmuştum, APO'cu olmuştum. Daha sonra bildiğiniz gibi öğrenci olayları, sağ-sol çatışmaları giderek yoğunlaştı. Bunun üzerine yani eğitim şeyi zorlaştı, okula gitmek zorlaştı. Bir kesimden olacaksın, ya sağ kesimden olacaksın ya sol kesimden. Arada kaldın ve yine olmuyor. Her iki tarafta sıkıştırıyor seni. Ve bir en basitinden bir Milliyet gazetesi veya bir Cumhuriyet gazetesi, ben o zaman o gazeteleri alıp okuyordum. Ve sporcuydum, koşucuydum ben, atletizmle uğraşıyordum, atletizm takımında. Ne dalda? Atletizm. Hangi mesafe? Cross. Cross? Cross, orta mesafeli. Cross'ta ben başarılıydım. Adana bölge takımındaydım, Adana Motor Meslek Lisesi'nin takımındaydım. Atletizm yarışmalarına katılıyorduk. Türkiye'nin her tarafına gidiyorduk. Madalyan var mı? 3 tane madalyam vardı. Kupalarım vardı. Maalesef madalyalarım İstanbul'da kaldı buraya gelirken. Şimdi bu gazeteyi okumam sağ kesimdeki gençlerin bana yönelmelerine sebep oluyordu. Bana sataşıyorlardı. Sen niye bu komünist gazeteleri niye okuyorsun falan diyorlardı. Ben diyorum komünist komünist diye bir şey ben görmüyorum bunlarda. Yani bir normal bir gazetedir yani. Ben okurum yani, istediğim gazeteyi okurum. Ben
Siz buna karışamazsınız. Ve baktım zorlaştı, okumak zorlaştı. Onun üzerine okulu yarım bıraktım. İkinci sınıfta liseyi bıraktım. Kısa bir süre ailemin yanına döndüm, Osmaniye. Daha sonra Nizip'e gittim. Nizip'teki apocu gençlerle ittifak kurdum, yani bağlantı kurdum, orada görüştük. Akrabalarımızdan da var bunların içerisinde. Burada da işte eğitim çalışmaları denilen, yani dar bir grup, 4-5 kişi bir yerde toplanıp işte kitap okuyorsun. Kimisi anlatıyor, kimi, yani o kitabın içeriği nedir, o konuda açıklamalar yapılıyor. Giderekten bu fikir benim beynime yerleşti yani ve Kürdistan'ın var olduğunu, bir Kürtlerin de bir ülkesinin var olduğunu, Kürtlerin de kendi kaderlerinin tayin hakkının olduğunu, fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bunu engellediğini, zorla bastırdığını şey yaptım, idrak ettim yani. Bu konuda mücadele etmek gerektiğine inandım. Ve o gruba dahil oldum. O esnada sağ kesim, sağ ülkücü denilen gençlik, bunlar da örgütlenmişlerdi ülkü ocaklarında, ülkü bir benzeri derneklerde. Ve bunlar da yani saldırıyorlardı. Sosyal demokrat gençlere, böyle sosyalist fikirlere sempati duyan gençlere saldırıyorlardı. O dönemde eline silah aldı mı? Silahı ben 78'in sonlarına, 78'de aldım, 1978'de. Nasıl yaşadın o süreci? İnsanın silahla ilişkiye geçmeye başlaması farklı bir dönemdir ya, bir aşamadır ya. Evet. Çok o dönemi denerek cevaplamaya çalış. Evet, şimdi dediğim gibi daha önce işte 4-5 kişi bir evde oturup sadece kitap, eğitim çalışmaları falan yapıyorduk. Kahvehanelerde buluşuyorduk. Bir de Nizip'te sabun işçilerini örgütleme işine girişmiştik. Onlara bir dernek kurduk Sider adında. Bu esnada tabii karşı taraf boş durmuyordu, üzerimize geliyordu. Onlar da bayağı örgütlüydü. Yani gece kahveden eve dönerken yolumuzu kesiyorlardı. Ne bileyim, okuldaki, lisedeki gençleri dövüp gönderiyorlardı. Gençler geliyordu ağzı burnu kan içinde. Suçu sadece CHP'li olmak o gençlerin veya ülkü ocaklarına gitmemek. Bu bizde bir şey yarattı, yani bir nefret yarattı. Bunlarla dişe diş bir mücadeleye girişmemiz gerektiği fikri yarattı. Biz de haliyle kendimizi korumak ve bunların bu bunları bertaraf etmek için silahlanmak zorunda kaldık. O zaman kendi imkanlarımızla işte tabanca aldık. Yani öyle fazla bir tabanca, her bir şehirde diyelim bir tabanca, iki tabanca vardı. 78'de bizim bir arkadaşımız vuruldu, Mehmet Ece. Tosun lakabıyla anılan Mehmet Ece, çok sevdiğimiz, çok halk arasında sevilen, çok fedakar bir arkadaştı. Bu, öldü mü? Efendim? Öldü mü? Öldü. Bu bir ülke ocakları başkanıyla boğuşurken silah patlıyor. Ülke ocakları başkanının elinde de silah var, onun da elinde silah var. Sonradan yapılan, yani tarih şeye göre, tetkiklere göre, yani hastane raporlarına göre kendi elindeki silahın patlaması sonucu vurulmuş ve ölmüş. Fakat sebep, yani o ülke ocakları başkanıydı. O öldürmek için zaten silah çekmişti. Arkadaş da onun elindeki silahı almaya çalışırken, boğuşurken böyle bir olay olmuştu. Ve bunun üzerine bunun intikamını alması gerektiğini, yani buna dur demeyi denilmesi gerektiğini kararlaştırdık. O esnada APO da geldi Nizip'e. Bir kısa bir görüşmemiz de oldu. Ben bunu anlattım yani birçok şeyde, ne görüştüğümüzü. Biz ertesi gün cenazeden sonra şehir merkezine indik, çıktık. Gittik orada, dedik ki yani hangi faşist dediğimiz
o ülke ocaklarından kime vurursak vuracağız. Yani intikamın, arkadaşımızın intikamını alacağız. Çünkü buna bu arkadaşı vurdu, yarın hepimize yönelecekler yani. Ve o esnada ben bir emanet silah, tabanca aldım bir yaşlı bir amcadan. Yanındaki arkadaşlarla biz çarşı şehir merkezinde beklerken, yani polis karakoluna da yakın bir yerde, baktım o esnada Ülkü 1 ikinci başkanı, Mustafa Baykuş adında biriydi. O önümüzden geçti ama yani bize ters bakaraktan, böyle bizi sinir edecek şekilde bize ters bakaraktan karakola doğru gidiyordu. Yani biz onun tekrar gidip bizi ihbar edeceğini tahmin ettik. Biz de silahlıydık. Ve orada ani bir şeyle, yani ani bir kararla silahımı çektim, vurdum onu orada. Yaralandı yani, ölmedi. Fakat yaralandı. Nasıl yaşadın bunu? Sonrasında? Sonrasında haliyle yani o dönemki insanın düşüncelerine göre, insanın hislerine göre iyi bir iş yapmış oluyorsun. Yani bir görev yapmış oluyorsun. Ülken için, halkın için, işte arkadaşın için. Bir iyi bir iş yapmış gözüyle bakıyorsun kendine. Ve haliyle arkadaşlar, yani çevren seni seviyor, şey yapıyor, takdir ediyor böyle bir iş yaptığın için. Firar olduk onun üzerine, firar duruma düştük. Çünkü ismimizi vermişti, benim ismimi ve üç kişinin daha, üç arkadaşın daha ismini vermişti. Biz firar gezdik epeyce. O esnada Urfa'ya gittik, Urfa Hilvan Mücadelesi başlıyordu. Urfa'ya gittik, kısa bir süre orada kaldım. 2,5 ay gibi Urfa'da kaldım, hücre evlerinde kaldık orada. İkişer, üçer kişi kaldık. Daha sonra oradaki beraber aynı evde kaldığım arkadaşla bir şeye düştüm, yani anlaşmazlığa düştüm. Yaşantı şeklinde yani, yani susuzluk anında onun suyu sarf etmesi, bilmiyorum, ben öyle şeyleri sevmeyen bir insanım, titiz bir insanım yani. Oradaki şeyi bıraktım geldim. Söyledim, dedim ben burada kalmak istedim. Tekrar izibe döndüm. Bu örneği çok veriyorsun. Verdiğim bu örnek beni çok düşündürdü. O arkadaş senin için çok önemliydi. Aslında ondan öncesinde. Hangisi? Nizip'teki mi? Ayrı düştü arkadaş. Ayrı düştü. Urfa'ya gittiğinde evet. Alışkanlıklarından dolayı, bencilliğinden dolayı ayrı düştüğün arkadaşa ilişkin örneği çok sık veriyorsun. O arkadaş senin için çok önemli miydi? Değildi, o da sen benim gibi sıradan bir militandı. Biz yeni daha amatörlükten profesyonelle yeni adım atıyoruz yani. O zaman senin değerlerinin oturmaya başladığı dönemin örneği mi bu? Evet. Senin için. Evet. Yani bir şey, bir perspektif böyle şey yapmışım. Devrimci bir kalıp yani seçmişim. İşte bu biz bu kalıplar içerisinde bir devrimci, bir militan şu kalıplar içerisinde, şu normlar içerisinde hareket eder. Devrimci ahlak diye bir şey. Devrimci var. Ahlak, devrimci yaşayış. Bu şeylerde yaşar. Ama onun dışına çıkan eğer bunu ısrarla devam ettiriyorsa onu ikaz ederim. O eğer hala devam ettiriyorsa benim onunla birlikte yürümeme imkan yoktur. Bu anlayışla hareket ederek ben oradan ayrıldım. Yani oradan ayrılmam aslında benim açımdan dezavantajlı da. Çünkü yani üst düzeydeki arkadaşlar bu olayı benimsemediler. Yani onaylamadılar. Yani sen niye mücadele alanını bıraktın gittin? Ben gelirken sadece silahımı ve bir not bıraktım oradaki arkadaşlara. Ama yani sorumlu arkadaşlar ise sorumlu arkadaşlar görüşmeden gitti. O silah kirli olan silah mıydı? Hayır. Silah değildi. Ve daha sonrasında zaten İzmir'e döndüğümde Mustafa Karasu geldi. Bana Abdullah Öcalan'ın benimle görüşmek istediğini, Antep'te beklediğini söyledi. Birlikte gittik Antep'e. Abdullah Öcalan'la görüştük. Ben durumu anlattım. Dedi ne oldu? Dedim hal mesele böyle. Ben onun için bıraktım, geldim Nizip'e tekrar. Dedi tamam, Nizip'te kalabilirsin dedi. Herhangi bir tepki vermedi yani, sert tepki vermedi.
Fakat Mustafa Karasu olumsuz tepki verdi yani, böyle sert tepki. Nasıl devrimci görev yerini bırakamaz? Ben dedim, ben bu şartlar altında bıraktım yani. Devam edemezdim. O kişilerle hiç eyleme bir şeye gidemezdim. Çünkü o kişiyle ben aynı eylemde yer alacaktık. Hatta bir bombalama eyleminde Urfa'da yer almıştık, beraber gitmiştik. Yani daha sonrası devamı gelecekti yani. Suikastler, benzeri eylemler. O günleri bugün gibi mi hatırlıyorsun? O kadar yakından mı hatırlıyorsun o günleri? Ya ben de öyle bir şey var ki hatırlıyorum. Ben böyle film şeridi gibi yani... Bazı şeyleri daha çok hatırlıyorsun. Haliyle yani ufak ayrıntılar dışında diğer şeyi olduğu gibi hatırlıyorum yani. O müzikte kaldım. O esnada Ali Ömürcan vardı, Şehzali dediğimiz. Ali Ömürcan sorumlu olarak geldi. Ali Ömürcan bana askeri alan sorumluluğu verdi, müzik ve çevresi için. Ama daha bir kod ismi yoktu. Var mıydı? Abuzer aldı. O kod isim yoktu. Kod isim... Herhalde kampta başladı. Yok, daha öncesinden 79'da ben evlendikten sonra kısa bir süre Antep'e gittim. 2-2-3 ay orada kaldım. O esnada Haydar kod adını aldım. Şimdi bu askerin sorumluluğu verdi. Biz o esnada bu Kirkiz köylülerinin toprak ağasına karşı mücadelesi vardı. Mücadelenin başında da Sosyalist Vatan Partili Kıvılcım grubundan Bozan Aslan vardı. Bunu vurdular, Muhtar Bozan. Biz bunları destekledik, bu köylüleri. Yani haftanın en az 1-2 gününü o köyde geçiriyorduk. Silahımızla, her şeyimizle gidip ona destekliyorduk. Biz dediğin kaç kişiydi? 6-7 kişiydik biz de o zaman. Nizip'te olan yani arkadaşların böyle kendi profesyoneller doğru hazırlayan arkadaşlardan. Diğer sempatizan kesimini söylemiyorum ki sempatizan kesimi gittikçe çoğaldı. Yani sabun işçilerinden tut. Hatta daha önce bilmem işte böyle kendine ürtücülere yakın hissedenler bile yavaş yavaş yanaştılar yani, harekete yanaştılar. Biz de Kürdüz, biz de işte Kürdistan korkulmasını istiyoruz dediler. Biz bir taraftan da bu sabun işçilerinin örgütlenme işini, grev işi, sendikalaşma işleriyle mücadele ettik. Orada sarı sendikayla mücadele ettik. Bu tek kala iş sendikası olacak galiba. Türk İş'e bağlı bir sendikanın liderini vurduk suikastle. Çünkü öldü. Sen vurdun. Ben vardım, başka bir arkadaş vardı. Bunun için ben yargılandım da, itiraf ettim. Suçunu itiraf ettim. Bu olaydan dolayı başkası içerideydi, cezaevindeydi. Ben itiraf edince onlar çıktılar yani. Yani suçsuz insanların benim yüzümden yatmasını istemedim. Peki, bu yaşattığın ilk ölüm galiba, değil mi? Efendim? Gerçekleşen ilk öldürme eylemi herhalde. Yani daha belki Önce evet. Yani çok düz bir soruyla öldürdüğün ilk insan bu muydu? Şimdi tam hatırlamıyorum ama Metin Karatepe olayı var. Ülkü bir başkanlığı var. Onun suikastı var. O 77'nin galiba son günlerinde, son günüydü. Karakuş galiba. Değil. Efendim? Mustafa Karakuş değil. Değil. Metin Karatepe. Karatepe. O öldü mü? Öldü, o da öldü. O da işte... Şeyi dönmek istiyorum. İlk ölümün sendeki duygusu neydi? Yani yaralamayı anlatırken çok daha evvel zaten yaralanmış başka bir insan var. Bir karşılıklılık var. Bir insanı öldürmek denilen bir şey, hele 20 yaşındaki bir gençten, 19 yaşındaki bir gençten bahsediyoruz da hayatta, mutlaka o dönem bir şeyler hissettirmiştir sana. Onu merak ediyorum ben. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Bu insanın şeyine bağlı, yani dolduruşuna bağlı. Yani dolduruş derler ya, yani dolduruş derken psikolojikmen hazırlanma aşaması var. Yani ideolojik, eğer
ideolojik mi ve psikolojik mi, sen kendine bir şey hazırlamışsan ölmeye ve öldürmeye haliyle olağan gibi geliyor. Ama bu kadar olağan yaşadım mı? İlk ama o kadar da olağan değil yani. Normal bir şey değil. İnsanda şeyler yaratıyor. Ne yarattı? Örneğin ben o Metin Karatepe çok şey biriydi. Yani o zaman deyimiyle azırı bir faşist dediğimiz birisiydi. Belinde silahla ve yani düştüğünde bile belinden silahını çıkarmışlar. 25'li takmış, şarjör takmış. Yani 14'lü yetmiyor, 25'li 25 mermi alan bir şarjör takmış. Ve halktan birileri bana dedi ki, tek bana değil, yani bir evde bir toplantıda söylediler. Bir bayan söyledi, yaşlı bir bayan. Dedi, dolmuşta dedi, Metin dedi, böyle böyle söyledi. Yani ben bu Kürtleri, bu apocuların anasını bilmem ne yapmadan rızıptan gitmeyeceğim dedi. Bu bizim çok uğrumuza dokundu yani. Adam Yozgat'tan gelmiş, orada her gün öğrencileri dövdürüyor. O CHP'li öğrencileri, sol kesim, yani ülkün ocaklarına gitmeyen öğrencileri dövdürüyor, ağzını burnunu kırdırttırıyor. O ev, ülke ocaklarının gençlerini onların üzerine saldırtıyor. Onları örgütlüyor, silahlandırıyor, her şeyi yapıyor, bir de üstleri küfür ediyor. Bu bizim çok gururumuza dokundu ve bu görev olarak önümüze konuldu. Yani bizim sorumluluğumuz dedi ki bu adamın cezası verilecek, yani bu adam cezalandırılacak dedi. Haliyle yani... Sonrasında hissettiğim... Sonrasında evet, sonrasında bunun nişanı olduğunu öğrendim ve üzüldüm yani. Tamam. Hatta mahkemede babası, yaşlı babası gelmişti. Annesi gelmiş miydi hatırlamıyorum. Adana'daki mahkemede gelmişti, sükuneti mahkemesinde. Ağlayınca ben kendimi tutamadım yani. Yani tabii zamanı geri çevirmek mümkün değil. Ama o zamanın şartlarında o amca da tabii ya, evlat acısı yaşıyor. Ciğeri yanıyor onun, o bilemez işte eğer... Oğlu da beni vurmuş olabilirdi. Yani onun oğlunun yerine ben ölmüş olabilirdim. Veya oğlu kaç kişinin ölümüne sebep oldu veya olacaktı. Kaç kişinin yaralanmasına, dövülmesine sebep oldu. Çok şeylere sebep oldu. Bunu haliyle yaşlı insanlar anlamıyor. Yani hiç yapamıyor. Onlar için evlat acısı önemli. Ben üzüldüm. Daha sonrakilerde de böyle yaşadım, o dönemdekilerde. Ya... Yoksa artık o haklılaştıra bir tür mekanikliğe, bir tür düşünmemeye mi geçtin? Yani şey merak ediyorum, perdelediğin bir yerde mi, hissetmediğin bir yerde mi aktı ondan sonra bu süreç? Çünkü bizzat hayatta bir çelişki var ya, hayatın daha iyi olması adına uğraşıyorsun. Ulusunun daha iyi olması adına uğraşıyorsun, ülkenin daha iyi olması adına uğraşıyorsun, haklı idealler adına kalkışıyorsun. Evet. Ama başka bir yerden, çok daha insanlığın tarihinden bu yana öldürmek kötü bir şey ya. Evet. İkisinin çakıştığı yer, o genç insanın ruhunda ne yarattı onu merak ediyorum ben, o dönemde. Ben şey olarak, yani yapı olarak çok şey bir insanım. Nasıl desem... Duygusal. Duygusal. Hı hı. Bir çocuk ağlamasına yani veya bir kadın ağlamasına gözlerim dolar. Hı hı. Yani bir... O dönem böyleydin diyorsun. O dönem, her dönem ben böyleydim. Hı hı. Ben zaman zaman şiir de yazdım yani, öyle kendi şeyime şiir de yazardım. Fakat... şu var, yani bir, dedim ya bazı normlar var, bir yol var, bu hedefe varmak için, o hedefe varmak için önüne çıkan engelleri aşmak zorundasın. Eğer o yola girmişsen bunları yapacaksın. Bunun dışında bir alternatifin yok. Bir de karşı taraf seni kışkırtıyorsa, sıkıştırıyorsa, tahrik ediyorsa, azmettiriyorsa, yani birileri azmettiriyorsa, birileri de tahrik ediyorsa, seni
zorluyorsa buna, yani çünkü sen yapmadın mı o yapacak. Ve onların gelişmesi halinde, bu engellerin çoğalması halinde o hedefe varmak mümkün olmayacak. Yani bütünün kurtuluşu imkansız olacak. Bu cümleleri kendine söyleyip duruyorsun. Duruyorsun. İşte dünya o dönem hani kitapların içine de giriyorsun, boğuluyorsun. Yani devamlı araştırma içerisindesin. Dünya devrimlerinin tarihini, Küba'nın, Vietnam'ın, Çin'deki devrimin hepsinin, Rusya'daki devrimin hepsini şey yapıyorsun, gözden geçiriyorsun. Hepsinde ölme var, öldürme var. Şimdi bu, evet, karşımızda yani öldürdüğümüz insan ülkücü, işte kendi ülkücü diyen kesim. Ama sen onun ideoloji tahlilini yaptığın zaman, şeyini araştırdığın zaman bu sermayeye hizmet eden bir kesim. Onların bekçi köpeklerini affedersin, yapan bir kesim. Bu devrimci şeyin, devrimci hareketin gelişmemesi için patronlar, yani kapitalistler veya şeydekiler, baştakiler bunu önüne engel olarak çıkarıyorlar, senin karşına çıkarıyorlar. Ve artık orada bunların ölümü hak ettiği inancına varıyorsun. Fakat işin diğer, kendi iç şeyine geldiğin zaman, yani haliyle bir şey duyuyorsun, bir burukluk hissediyorsun, yani bir insan öldürmek. Bunu herkesten uzakta, geceleri yalnızken falan hissettiğin bir şey mi sence, yoksa konuşurken de benzer eylemlerde olan insanlarla paylaşabildiğin bir şey mi? Onların da benzer şeyleri yaşaması istiyorsun, yoksa bu bir zaaf mı? Ben onların gözünde. Şahsen her zaman şeyden yanaydım. Yani tartışmaktan, sorunları tartışarak halletmek. Hatta kavga eden insanları ayırmayı seven bir insandır. Yani yolda giderken, sokakta giderken iki kişinin münakaşa ettiğini, kavga edeceklerini şey yaptığım an kendimi riske atarak aralarına girmeye çalışan bir insandır. Fakat yani bu diğer mesele seni ayrı bir şeye koyuyor. Ayrı bir şeye zorluyor, ayrı bir yani ruh haline sokuyor. Ve sen bunu yapmadığın zaman, o zaman kendini bu şey, organizasyonun, bu yapının dışına atman lazım. Dışına çıkman lazım. Ayrı, kendine başka bir yol seçmen lazım. Peki, o dönemdeki her farklı kurban, evet, senin için aynı zamanda farklı şeylerin hissedildiği ayrı insanlar mıydı? Yoksa bir tek otomatikleştirdiğin, sayıyı arttırdığın, bir kez daha yapmak zorunda kaldığın şeyi yaptığın gölgeler miydi? Belli bir şeyden sonra artık öyle oluyor. Yani son bahsettiğiniz gibi oluyor. Yani o nişanlı benzeri bir başka üzüntüyü başkalarının da o dönemdeki öldürdüklerinde yaşamadı. Mesela artık sendika başkanının, mesela ben onu eylemden önce, daha önce de kaç kere karşılaştım. Yani kim kas için gittiğimiz bir sendika başkanı. Bu davet aktarmadın mı insan? Aktardım. Hep bunlardan ben yargılandım, cezamı aldım. Yani krokisiyle şeyden falan anlattım bu olayları. Yok, söylememenin nedeni ilk defa ağzından çıkıyor olmasın, onu merak ettim. Bununla yani yukarıdan direktif verildi. Bu adam cezalandırılacak, sarı sendikacı. Bu grev kırıcılığı yapıyor, işçilerin ekmeğiyle oynuyor. Hatta bir yazı hazırlandı, işçilerin ekmeğiyle oynayan, biz hayatıyla oynar, devrimciler hayatıyla oynar diye bir yazı da yazıldı. Üzerine bırakılacak suikastten sonra. Bir iki sefer gittik, yani adam kucağında çocuğuyla fırına ekmek almaya gidiyor sabahleyin. O halde gördüm, ben yapmadım. Yani inisiyatifim vardı, inisiyatif bendeydi. İstesem orada ben vururum veya yanındakine vur derim yani. Yanındaki arkadaşlar, biz çünkü ikişer kişi devamlı gidiyorduk. Fakat yapmadım, yaptırmadım. O çocuğu kucağındayken vurmak çok kötü bir şey. Ya ben yaptığım bir şey anlatıyorsun zannettim. Yapmadığım bir şey anlatıyorsun şu anda. Daha sonrasında yalnız gördüğümüzde yaptık yani. Okay. Vurduk. O zaman vurduk. Hep bunlara çok kişi miydin? Efendim? Hep biz diyorsun. Çok kişi miydin? Yalnız olduğun bir eylem var mı o dönemde öldürdün? Hayır. Yani yalnız da eyleme gitsem
bir şey var, bir yapı var. Yapı var. Yani peki, yapıdan, yapının iradesinden ayrı değil. Peki o dönemdeki bütün örgütte yaptıklarınla birlikte, okuduklarınla birlikte, yaşadıklarınla birlikte deneyim kazanırsın ve yükselirsin. Sen böylesine örgütsel bir yükselme yaşadın mı, yoksa hep bir timin içinde miydin? Ben başından beri yani böyle bende şu yoktu, ben işte birinci adam olayım diyelim, bu bölgede birinci adam olayım. Ben hep kendimi böyle yardımcı şeyde görmek isterim. Yani mücadelenin içinde görmek isterim. Evet. Bir nefer, bir militan, sıradan bir militan olarak görmek istedim. Bu yüzden ben fazla teorik şeye de girmedim. Yani bilmem, derin teorik şeylere de girmedim. Araştırmalara girmedim. Bu konuda kendimi geliştirmedim. Bu yöneticilerin hepsinin çok teorik olduğu anlamda da gelmiyor herhalde. Gelmiyor. Onlar, bazıları kariyerist şeyleri var, duyguları. Onlar yükselmeyi seven, kariyer olarak yükselmeyi seven insanlardır. Bu olan var mıydı? Vardı haliyle. Örneğin askeri alan sorumlusu olduğumda o bölgede. Yıl kaç? Yıl 78-79, 80'in başına kadar, cezaevine girdiğim ana kadar orada halk tarafından da sevilip sayılan biriydim. Her eve girip çıkabilirdim hiç şeysiz yani. Herkes benim evladı gibi, kendi ev halkından biri gibi kapısını bana açardı. Yani eğer dışarı çıkamayacak durumdaysam, orada kalırsam orada kalırdım. Yani yedirir, içirir, yatırır, her türlü yardımı yaparlardı. Niye? Yani güven vardı. Hı hı. Güven ve bir yanlışım yoktu. Yani devrimci yaşamın, ahlak anlayışının ve yaşam tarzının dışında herhangi bir başka şeyim yoktu. Yanlış hareketim yoktu. Halk bakıyordu, ben kendileri için yani fedakarlık yapıyorum. İyi çalışıyorum. Bu yüzden sevilip sayılıyordu. O dönemlerden bugüne kalan dostlukların var mı? Var. Var. Hatta o 6 kişiden birisi var mı mesela? Ya da ikisi var mı mesela? Yani o var. Hı hı. Var. Onlar da var. Halktan da var. Halktan yine yani örgütün kendisi yani merkezi tavır alsa da mesela bazı insanlar var. Benim yaptığım suçtan dolayı yatıyorlar cezaevinde. Bunlar o zaman için genç insanlardı. 16-17 yaşında gençlerdi. Bunlar benim ifadelerimle çıktı. Yani ben gerçeği anlatınca, doğruyu itiraf edince çıktı. 80'de sen alınca. 85'ten sonra. Örgütten ayrıldıktan sonra. Bunlar teşekkür ediyorlar. Bunlar gördüğü yerde hal hatırımı soruyorlar. Yani iyi. Peki o dönemde sonuçta genç bir delikanlısın sen. Aşk yaşadın mı? Sevgi yaşadın mı? Ben aşka sevgiyi o dönemde değil. Yani zaten aşkımın bittiği yerde ben başladım işe. Anladım. 70... Bunu biraz açar mısın? 70... Ben aşk olmam şöyle yani ona bilmiyorum. Çocukluk aşkımı desek artık, yetişkinlik aşkımı desek... ilkokul 5'ten lise 2'ye kadar. Hep aynı insan. Aynı insan fakat şöyle neticede 77'de ben okulu bırakınca, ara verince öğrenime işte yani sivil hayata başlamak istedim. Çalışma hayatına gidip bir akrabamın yanında boyacılık işine, inşaat işine girdim. Kendimize bir bekar evi falan tuttuk. Daha sonra yani o sevdiğim insanla evlenmek istedim. Hatta o kız haber gönderdi. Dedi gel beni kaçır. Şimdi aynı köyde benim ablam oturuyor, dayım oturuyor, amcam oturuyor. Birçok akrabam oturuyor. Kızın babası zengin adam. Biz daha önce onlara evlatlık yapmışız. Yani tarlasında çapa dövmüşüz, pamuk toplamışız. Şimdi benim akrabalarım da aynı, ona işçilik yapıyorlar. Haliyle zarar gelecek ben öyle bir hareket yapsam, kızı kaçırsam.
Yine de yani o gençlik duygularımla yine de hazırlığını yaptım yani. Diyelim teyzemin oğlunu, o da benim kafamdaydı, yardımcı olacaktı. Fakat bizim yaşlı şeyler vardı, başka akrabalar vardı. Dediler yok yani niye kaçıracaksın, gidip Allah'ın emriyle isteyelim. Vermezlerse biz de sana yardımcı oluruz, kaçırırız. Hatta onlar minibüsler falan da vardı. Dedi ki şimdi gideriz, isteriz dediler üstüne göre. Ben aklım kesmedi. Dedim olmaz ama dedim o akrabamıza. Dedim bu iş kafama yatmıyor ama dedim siz büyümüşsünüz dedim. Yine gidin bir deneyin. Tamam dedi yeğenim dedi yani deneriz olmazsa hepimiz sana yardımcı oluruz, kaçırırız. Bunlar gittiler tabii haliyle. Kızın babası demiş, hayır ben verecek kızım yok. Kızın abisi kızmış. Kalkmış, bunlar kalktıktan sonra eve dönünce bizimkiler kalkıyorlar, kızı bir dövüyorlar. Ve diyorlar, seni halanın oğluyla evlendireceğiz. Halasının oğlu bir mühendis birisi varmış yakın köyde. Tutuyorlar kızı kısa zamanda ve kız da orada şey yapıyor, onların sıkıştırması karşısında diyor, hayır ben sevmiyorum, yalan söylüyor falan diyor. Bizim bir akraba geldi dedi, böyle böyle diyor. Babası diyor ki, kızım sevmiyormuş onu, o yalan söylüyor, bana ispatlasın, ben benim kızım diyor. Ben de sinirlendim, kızın fotoğraflarını, mektuplarını gönderdim. Dedim, buyurun, alsın, boynuna muska yapsın babası dedim yani. Ondan sonra başlayacağız. Evet. Ondan sonra, tabii verdiler kızı, verince kız hatta bazı laflar aradakiler söyledi. İşte ben o ırgattır, ben onunla evlenir miyim bilmem ne gibi laf. Halbuki yani benden başkasıyla evlenmeyeceğini söyleyen bir insan. Yani kendini ihanete uğramış hissediyorsun, şey yapıyorsun. Yani hayata dair böyle karamsarlık başlıyor insanda. Ve ondan sonra ben zaten yani bende bu şey duygular gelişmeye olmaya başladı. Yani kapitalistlere karşı, zenginlere karşı, işte bir sınıf farkı olduğundan dolayı bu işin olmadığını, eğer ben de yani normal bir onlar gibi bir varlıklı insan olsaydım bu böyle olmayacaktı diye düşünmeye başladım. Tabi buna haliyle çevremdeki insanlar da, arkadaşlar da, daha yeni yeni ilişkiye geçtiğim arkadaşlar da, bu örgütsel anlamdaki arkadaşlar da söylemeye başladı. Ve derken artık bu aşk bitti yani. Vatan aşkı, millet aşkı başladı. Peki bütün bu biraz önce anlattığın dönemde giderek sıcaklaşırken ortam ve giderek senin yaptıklarının sayısı arttıkça ve senin yaptıklarının niteliği keskinleştikçe bütün bu dönemin içerisinde ailenden insanlarla bütün bu sürecini paylaşman söz konusu muydu? Ailendeki insanlarla, çekirdek ailendeki insanlarla bu tip bir paylaşımın var mıydı? Şimdi haliyle bir firarilik dönemi yaşadık o dönemde bu süreç başlayınca. Kaçak gibi bir gün burada, bir gün şurada, akşam burada, sabah başka yerde. Zaman zaman anneme babama uğruyorum. Daha sonra o daha önce bahsettiğim Urfa, ben Urfa'dayken ailem nişanlamıştı beni şimdiki hanımla. Geldim yani bir taraftan bu içinde bulunduğum durumu düşündükçe yani acıdım bu hanımla, yani dedim yazıktır, bu da benden perişan olacak. Benim ne olacağım belli değil, nerede vurulacağım, cezaevine mi gireceğim, ne olacak belli değil. Şimdi bizim orada da yani geri göndermek, bir nişanı bozmak ayıp sayılır. Yani bir önemli neden olacak. Akrabayız da. Bu yüzden nişanımız devam ederken ben firari duruma düştüm. Artık bir sene gibi firari gezdim. 79'un 21 Mart'ında Nevruz günüydü. Evlenmeye karar verdik. Artık biraz aramalar da seyrekleşmişti o esnada. Haliyle başkası gibi düğün demek de yapamadık. Hem o yaralanan gencin ailesi bizim mahallede oturuyordu. Onlar da rica ettiler. Akrabalı dayısı rica etmişti. Demişti düğün yapmasanız iyi olur. Öyle bir kendi aramızda bir evlilik.
Kısa bir süre sonra zaten 80'in başında, Şubat'ında da yakalandım ben. Cezaevine düştüm. İlk cezaevi deneyimini nasıl yaşadınız? İlk yakalandığımda, yani polis karakolundayken işte veya götürülürken de falan dedim her şey bitti. Yani böyle bir his vardı. İşkence gördün mü? İşkence gördüm. İlk götürüldüğüm Nizip karakolunda kaba dayak yedim. Ve yan hücrede de Ali Ömürcan yatıyor, kalıyormuş. Onu daha bizden önce yakalamışlar. Benim haberim yoktu ondan. Onun orada olduğundan. Ben bağırıyordum polislere, vurun lan vurun diye bağırıyordum. O sesimi duymuş. Daha sonra gözaltındayken, aynı yerdeyken, sıkıntım komutanlığındaki gözaltındayken herkese çay ısmarladı. Dedi ben senin o hareketini duydum dedi, ben yani ferahladım. Senin konuşmayacağını, yani bir şey ele vermeyeceğini ben anladım dedi. Çok şey oldu dedi, iyi oldu dedi yani. Senin o bağırman, polise bağırman falan dedi duydum dayak yerken. Daha sonra Antep'e götürdüler, 1. Şube denilen yere. Orada Kemal Emre diye bir Konyalı başkomiser vardı o zaman, 1. Şube'ye bakan ve nam yapmıştı o bölgede işkencesiyle. Bir ekibi vardı onun. 5 günde orada işkence gördüm. Falaka, elektrik şoku, çırpçıla soyuyorlardı, elektrik şoku veriyorlardı. Falaka'da, Falaka'nın ip izi de şurada, yani yıllar sonra da hala belli ediyordu. Yine ben orada kendi arkadaşlarıma yer vermedim. Kendimi sadece dedim ben CHP'liyim, ben Ecevitçiyim, ben başka bir şey bilmiyorum. PKK ile benim ilgim yok. Tabanca yakalanmıştı üzerinde, temizdi. Tabanca benim şahsi tabancam dedim, ben düşmanıyım. Ve daha sonra sükunetim gözetim altına götürüldük. Askeriye sevk edildik. 21 günde orada gözaltında kaldım. Orada işkenceler falan yoktu. Sadece bekletiyorlardı. Dar bir odada belki 100 kişi bekliyorsun. Yani. Antep'te. Antep'te kilise yolunda bir yer. Hatta inzibat merkezinin orada bir yer. Daha sonra bize 5. Zırhlı Pol Ordu Komutanlığı askeri ceza ve tutuk evine götürdüler. Antep'teki. Burada esas şey başladı yani. Üzerinde tek tip elbiseler. Askeri eski elbiseler yani. Siyaha boyamışlar onlardan. Saçlı tıraşlı 1 numara. Sakal, her gün sakal tıraşı olacak. İşte oraya gidene kadar yalnızsın ama değil mi? Biz diyorsun ama aslında yalnızsın değil mi oraya gidene kadar? Yalnızım. Yani fakat yani orada da yine birlikte yakalandığın insanlar yok. Tek başına. Birlikte yakalandığım bir genç vardı. Okey. Aynı evde. Zaten o gencin yüzünden yakalandım. Yani o genç vardı, öğrenci. Askeri cezaevinde her gün işte marş söylemek, spor yapmak, ne bileyim her şey saatli. 12 Eylül olmuş durumda mı? 12 Eylül ben oradayken geldi. 12 Eylül'ü orada karşıladık. 12 Eylül günü sabahı uyandığımızda baktık ses seda yok. Gaziantep Adana karayolu cezaevinin yanından geçer. Her gün araba sesleri duyardık. O gün duymadık. Tuhafımıza gitti. Merak ettik. Nedir acaba? Ne var dedi. Herhangi büyük bir olay mı olmuş? Ne olmuş? Orada tutuklu bulunan bir asteğmen vardı. Bazı askeri personeller vardı. O asteğmen bir siyah beyaz televizyon vardı yemekhanede. Dedi çocuklar dedi şey olmuş. Darbe yapılmış dedi. Askeri darbe. Kenan Evren dedi. Darbe yapmış dedi. Fakat korkmayın yani şey bir darbe değil. Öyle faşist bir darbe değil dedi yani. Sadece bir darbe değil dedi. Biz yani darbe deyince biz dedik tamam. Büyük de bunlar bizi kurşuna dizilecekler. İşte şey haber yoklar. Velhasıl daha sonra kendimiz zaten televizyon seyredince anladık meseleyi. Baskılar yoğunlaştı içeride. Açlık grevine gittik. Bize karşı göz açtı, sertici bomba attılar. Saldırdılar.
81'den işte beni oradan aldılar. Çünkü benim siyasi şeyimi bulamadılar. Siyasi suçtan yargılayamadılar. Sadece silah, 6136 sayılı kanuna muhalefetten. Onu da beni sivil cezaevine naklettiler oradan. Ben daha askeri cezaevindeyken kardeşim de geldi. Kardeşimi de yakalamışlardı. Bir sabuncu, sabun işçileriyle birlikte onu da yakalamışlardı. Nizip'teki bir operasyonda. Ben sivil cezaevine gittim. Nizip cezaevi. Sonra Gaziantep eski kilise derlerdi. Kapalı cezaevi vardı orada. Oraya gittim ve oradan tahliye oldum. Tahliye olunca artık baktım kimse yok, kalmamış dışarıda. Yani arkadaş kalmamış. Yurt dışına gitmişler. Kimse, çoğu da içeride, cezaevinde zaten karşılaştık. Çoğuyla içeride karşılaştık. Gelenlerde çözülenler vardı. Çözülmeyenler çok azdı. Artık ailemin de tavsiyesiyle yani dedi de git askere, bu sırada askerliğim geçmişti. Oraya geçmeden önce, birazcık geriye döneceğim. Gördüğün işkence, gördüğün ilk şiddet miydi? Yoksa sen ailemde şiddet gördün mü daha önce? Ailemde şiddet pek görmedim. Ara sıra babamızdan, yani diyelim kardeşimizle kavga ettiğimizde filan, diyelim küçük kardeşimle kavga ediyorsam babam onu tutar, bana bir tokat atmıştır veya beni dövmek için dövmek istemiştir, ben kaçmışım, kovalamıştır. Yani böyle bir şey, ilk gördüğüm şiddetti. Nasıl yaşadın? Yani çok kötü yani, nasıl desem, ama yani bir an geliyor, dayanamayacak duruma geliyorsun. Ama yani inandığın bir ideoloji var, bir şey var, bir hedefin var, şeyin var. Ve yani ser verip sır vermemek anlayışı var, yerleşmiş kafana. Ve sen onu belli bir şeyden sonra artık normal karşılıyorsun. Yani düşmandır, yapar. Bir iki seden de elektrik şokunun altında bayıldım ya. Yani. Sara gibi bir şey geçirdim. O yüzden fazla yüklenmediler. Devam ettirmediler onu. Sonrasında nasıl yaşadın? Sonrasında haliyle insanın nefretini artırıyor. Yani o sana işkence yapanlara karşı nefretini artırıyor. Güvensizlik ve bir bilmiyorum, bir ürkek ruh hali insanda, bir tedirgin bir ruh hali oluşuyor. Bedensel iz kaldı mı? Bedensel iz o dediğin dışında. Sağ ayağında kalmıştı. Yok. Esas ruhsal olarak, psikolojik olarak insanda iz bırakıyor yani. Yıllar da geçse geçmiyor onun izi. Ondan sonra işkence gördün mü? Hayır. Ondan sonra işkence gördüm. Hayatında gördüğün tek işkence bu. Evet. Anladım. Askerlik. Askerliğe gittim, sonbahardı, Acem bir liman ise... Topçu? Hayır, Topçu. Piyade. Yani. Piyade, batı kışla da Acem birliğimi yaptım. O esnada rahatsızlandım yani, kış şartlarında yere oturtuyorlardı, yaş yerlere oturtuyorlardı. Yani soğuk aldım, hastalandım. Bir buçuk ay hava değişimi aldım askeri hastaneden. Rapor aldım. Memlekete gittim bu esnada. Ama gitmeden önce bir şey vardı. Yani Acem Birliği bitmeden gelip çeşitli birliklere asker seçiyorlar. Ankara'dan bir heyet geliyor. Bir heyet geldi, Kıbrıs'a asker seçecekti. Öncelikle lise mezunlarını, olmazsa ortaokul mezunu. Bir de boyuna, işte tipine bakıyorlardı. Ona göre seçiyorlardı. Yani boy normal yani, 1.74 şeydi. Lise 2'den de tektim. Öncesi, sonra dediler gönüllü olanlar bir adım öne çıksın. Ben de çıktım. Kıbrıs'a gideyim eğer. Ama halen tedirginim yani. 12 Eylül olmuş.
kardeşim yakalanmış, her gün insanlar yakalanıyor ve ben bir şey itiraf etmemişim, işkencede çözülmemişim. Deşifre olmamışım. Deşifre olmamışım. Birileri seni ele vermemiş. Kimse ele vermemiş. Yani ele vermemelerinde büyük şey vardı. Beni sevmelerinin, saymalarının büyük etkisi vardı. Çünkü ben de vermedim. Vermediğim için onlar da şey vermemiş. Her gün için tedirginim. Yani alabilirler tekrardan. Tekrar o işkenceye gitmek istemiyorum. Yani ölmek daha iyidir diyorum yani. Tekrar cezaevine girmektense. Yeni evliyim, kadıncağız, genç bir eş bırakmışım. Çocuk yok. Annem babam yaşlı. Kardeşim onlara bakıyordu. O da içeri düşünce yalnız kaldılar. Bir de ben tekrar düşeyim. Bir de bir çözülme durumu olabilir. Yani bilemem ben. İnsanlık halidir. İnsan ne kadar dayanabilir işkenceye. Ve bir yolunu bulup dışarı çıkmam lazım dedim. Yani bu ülkeden çıkmam lazım. Yani arkadaşlar hep Suriye'ye falan geçmişlerdi. Filistin alanına geçmişlerdi. Bir imkanını bulursam buralara geçerim ama bulamazsam da Kıbrıs'tan bir yerlere geçeyim. Düşüncesiyle ben de gönüllü olarak Kıbrıs şeyine seçildim. Kaç ay geçmişti? Acemilik mi geçmişti? Acemilik yolda 2,5 ay geçmişti o seçilme dönemi. Daha sonra hava değişimine eve geldim. Evde kaldım 1,5 ay. Hava değişimi bitiminde Kıbrıs'a usta birliğine gitmem lazımdı. Gittim işte Mersin'den gemiyle Mavosa'ya, Mavosa'dan Lefkoşa'daydı birliğim. Araköy'de, tam sınır üzerinde. Orada da Mayıs'a kadar kaldım yani, Mayıs ayına kadar kaldım. Gittiğimde Mart'tı veya Şubat'tı bilemiyorum. Yani Mart olması lazım. Mayıs'a kadar kaldım. Orada bir gün işte cüzdanım kayboldu. Ben de çocuğum olacak yani duymuşum. Bizimkiler haber gönderdi. Senin bir çocuğun olacak. Ben de planlıyorum. İzinde yani gideyim çocuğumu göreyim diye. Bir miktar param vardı. Ona cüzdanında saklıyordum. Eşimin fotoğrafı falan, aile fotoğraflarını. Bir sabah kalktım, yok. Arkadaşlara sordum, kimse yok, görmedik dedi. Bölük komutanına söyledik, bölük komutanı araştırma içine girdi. Bir iki kişi şüpheli vardı, daha önce de aynı şeyler yapmışlar. Onlar sıkıştırdılar falan, olmadı, çıkmadı. Bir hafta kadar bekledim ama nasıl edeceğim ben şimdi? Beş parasız kaldım. İzine gidemeyeceğim. Benim ailemin durumunu biliyorum yani. Babam, annem bana para gönderecek durumda değiller. Artık yani böyle isyan şeyine geldim. Yani ne olacaksa olsun dedim, çıkayım buradan, gideyim. İşte bir akşam nöbetteyken yanındaki arkadaş uyuyordu. Ben aşağı indim şöyle, sınır kesimine doğru indim o şeylerin içerisine. Etrafı kolladım ve karşı tarafa geçtim. Geçtim, iç Rum mevzilerin içerisinden geçmişim. Silahımla, tesisatımla birlikte. Görmedi, kimse görmedi. Orada tepeye çıktım, baktım bir köy var, Rum köyü. Köye gittim, ilk evin kapısını çaldım. Zilini çaldım. Sabah artık aydınlandı ortalık yani. Bir bayan çıktı geceliğiyle. Beni görünce öyle Türk askeri silahlı bir şeyi görünce çığlık attı. İçeri kaçtı. Ben sadece İngilizce biliyordum. No problem, no problem dedim ama. Sonra kocası geldi. Kocası bir tane büyük adam geldi. O da yani ne istiyorsun der gibi bir şey etti. Ben tarzdan geçtirdim. Polis dedi. Adam tarif etti dedi, 200 metre yani ileride der gibi, onu da anladım. Köyün içine doğru gittim. Gittim baktım bir bayrak var orada işte. Dedim olsa olsa karakol burasıdır. Gittim oraya, karakolun kapısını çaldım. Polis geldi, polis de korktu. Ya dedim ben silahı dayadım duvara dedim. Korkma, no problem dedim. Adam neyse içeri buyur etti ama endişeli böyle. Allah Allah. Silah almadım elime ki dedim korkmasın yani adam bir şey olsun.
otur buraya dedi filan, kahve verdi, ondan sonra telefon etti, Lefkoşa'ya mı etmiş, demek ki Lefkoşa'ya telefon etmiş. Oradan 3 tane sivil geldi, birisi yaşlı, o tercümanmış. İkisi de şeydenmiş, oranın kit mi, istihbarattan, sivil istihbarattan, askeri istihbaratmış. Geldiler, onlar beni aldılar, Lefkoşa'ya götürdüler. Lefkoşa'da işte bir polis karakoluna koydular, bir hücre gibi bir yer. Daracık bir yer. Her gün geliyorlar, ifade alıyorlar. Yani bir hafta o ifade devam etti. Sen iltica etmek istediğini söylüyorsun. Ya ben dedim, ben şeye gitmek istiyorum, Almanya'ya ve Fransa'ya gitmek istiyorum. Ben duymuşum, benim bir arkadaşım Almanya'da, Disney'de. Eski suç ortağım. Onu öğrenmişim, onun yanına gideceğim. O da firardayken gitti, gelmedi bir daha. Orada evlenmiş, hiç konuşmuyor. Adamlar her gün aynı sorular, aynı sorular. Bıktım artık, dedim ya yeter ya. Ben burada da kalmak istemiyorum. Yani isterseniz geri verin dedim. Yani geri verin dedim. Yok dedi, geri verirsen seni öldürürler falan. O zaman bırakın beni, bir yere gönderin. Ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Ya bir sene iyiliğin için falan. Ya iyilik dedim, böyle her gün aynı 7-8 saat sorgulama olmaz. Aynı şeyleri soruyorsun, aynı şeyleri söylüyorum. Yani farklı bir şey yok. Aynı şeyler dediğin de. Ya sen kimsin? Niye geldin? Seni gönderdiler mi? Ne kadar Türk askeri var? Ben ne bileceğim? Ben bir erim. Ne kadar tank var? Ne kadar yani istihbarat almak istiyorlar? Yani ben de dedim bir sıradan erim ve 2,5 aydır gelmişim buraya. Ben ne bileceğim Kıbrıs'ta kaç tank var, kaç top var, kaç asker var? Peki şimdi bir şey garipsiyorum. Bu arada, özür dilerim, sözünüz varla kesti. Bir de şeyi araştırıyorlar. Bu 74 Kıbrıs Harbi'nde kaybolan Rumların akıbetini araştırıyorlar. Dedim, benim o kadar şeyim yok dedim yani. Hiç ben sizden duyuyorum ilk defa sizin kayıplarınızın olduğunu yani dedim. Acaba nereye götürmüş olabilirler, nerede tutuyorlar dedim ya. Bilmiyorum ama ben yani kendi kafama göre 74'ten beri kaybolan insanların hala yaşayacağına inanmıyorum. Eğer öyle bir durum varsa, Türkler sizin adamlarınızı almışlarsa 74'ten esir olarak götürmüşlerse onların yaşayabileceğine inanmıyorum. Ama ben ilk defa sizden duyuyorum. Soracağım şuydu. Giderek gölgelenmeye başlayan, giderek kendini sıkıştığın, korktuğun, çaresiz hissettiğin, o güvendiğin yapılanmanın dışında olduğun, işkenceye dönmek istemediğin bir dönemde hayatında güzel bir şey oluyor. Gidiyorsun ev izinle, geliyorsun, sana haber veriyorlar, çocuğun olacak diyorlar. Öylesine bir dönemde bir daha onları uzun süre görmemek, belki de hiç görmemek ihtimalinin bile olduğu, böylesine bir geçiş kararını sadece bir cüzdanını kaybettin diye vermiş olamaz. Değil, tabii. Biraz daha açar mısın? Nasıl verdin bu kararını? Tabii, yani bir cüzdan meselesi için değil. En büyük korku tekrar yakalanma. Ve zaten yani cezaevine girsem de yani artık yani dayanamamanın durumunda veya birileri eğer üzerime ifade vermişse suç ortaklarım, yani bunu inkar etmek de fayda etmeyecekse, bunlar idamat suçları. Yani 6 cinayet, 5-6 yaralama, bombalama, bunlar yani 12 Eylül döneminde gördük yani sıradan insanlar yani basit bir suçtan dolayı idam ettiler. Peki böylesine bir ihtimalin, ele verileceğini ya da ortaya çıkacağına dair bir ihtimalin söz konusu olduğu bir gelişme mi vardı? Yoksa sadece zaman geçiyor ve sen hala şaşırıyorsun. Nasıl ortaya çıkmadım diye. Zaman geçiyor ve sen korkmaya başlıyorsun gibi. Sadece kendi kendine yaşadığın bir süreç miydi? Yoksa bir şeyler mi oluyordu? Olan bir şeylerle birlikte acaba seni yakalama ihtimalin mi artıyordu? Böyle bir şey var mıydı? Yoksa sen kendi kendine bu süreci yaşadın. Kendi kendime yaşıyorum. Bir de her gün insanların yakalanması, yeni yeni insanların yakalanması. Çünkü hala dağda birkaç kişinin olduğunu da biliyorum. Onlar da daha sonra yakalandılar zaten. O Hasan neydi? Hasan Kartal, Martal, bilmem ne canavarı diyorlardı ona.
Onlar da halen dağda, yani bir mağara gibi yerlerde yaşıyorlar, o kırsal kesimde. Onların yakalanması durumunda benim kurtuluşum yok. Bir de askerdeyim zaten, ellerindeyim, yakalanıyorum. İdam olacağımı dedim, giderim yurt dışında, yani belki tekrar bir görme şeyim olabilir yani. Ailemi görme imkanım olabilir belki. Ve ben hiç geriye döneceğim de başka bir bilmem değil askeriye, yani normal hayatta çalışacağım aklıma gelmiyor. Türkiye'de tekrar. Türkiye'ye döneceğim aklıma gelmiyor. Türkiye'ye dönmek için de gitmedim. Ya tekrar PKK'ya katılacağım da aklıma gelmiyor. Benim o arkadaş sadece ben hava değişimindeyken bir irtibatımız oldu. Bana dedi buraya gel, yani gelebilirsen buraya gel. Şimdi işte o Lefkoşa'daki şeylerden sonra 57 gün içeride kaldım nezaretlerde. Bir o karakola götürüyorlar, bir hafta o karakola, bir hafta. Artık usandım, ben ne olacaksa olsun. Yani ölümü de göz aldım, dedim geri versinler, bundan iyi dedi. Yani bir taraftan da kuşkulanıyorum yani geri verebilirler diye. Çünkü nezarete başka insanlar da geliyor. Bazı o Kıbrıs Türklerinden falan gelenler oluyor. Onlara bir geri verebilirler, şöyle böyle korkutuyorlar. Artık oruca gittim. Yani dedim ölüm orucuna gideceğim. Yemeğinizi yemeyeceğim, ölene kadar dedim. Beni buradan gönderin. Nereye gönderirseniz gönderin. Ben burada kalmak istemiyorum. Ondan sonra bir lespase yaptılar. Yunanistan'a gönderdiler, Atina'ya. Atina'da da yine istihbarat karşıladı. Onlar da bir hafta misafir etti. Aynı sorular, aynı işte. Fakat biraz onlar daha politik şeye girdiler. Politik alandaki sorular. Örneğin işte Türkiye'deki Kürt meselesine hangi örgüt çözüm getirebilir? Biz bu örgüte nasıl yardımcı olabiliriz? Ne gibi yardım yapabiliriz? Gibisinden sorular sordular onlar. Ve onlara da dayattım. Dedim ben burada kalmak istemiyorum. İltica etme. Ya dediler kal burada, iltica et, sonra gideceğin yere git. Dedim yok. Ben de Almanya'ya gideceğim. Ya yakalanırsın dediler. Pasaportun yok, vizen yok falan. Dedim önemli değil. Velhasıl beni trene bindirdiler. Bir harçlık da verdiler. Gittim şeye kadar. Salzburg'a kadar. Viyana orada işte. Oradan da trende beni indirdiler. Polisler geldi, pasaport kontrolü yapılınca tren istasyonlar, son istasyon yani Almanya'ya girecek. Baktılar bende lespase var, dediler olmaz. Beni indirdiler. 3 günde orada nezarette kaldım. Orada tekrar geri döndürdüler. Ya ama göndermeden önce bir sordular, ifade aldılar. Sen Türkiye'ye mi gitmek istiyorsun, Yunanistan'a mı gitmek istiyorsun? Sen Yunanistan'dan gelmişsin, Atina'dan gelmişsin. Dedim Atina'ya gitmek istiyorum. Geri trene bindirdiler, yanımızda refakatçi polis de verdiler. Başkaları da vardı çünkü başka vizesiz yakalanan Türkler, başka milletten olan insanlar vardı. Belgrad şeynaki istasyonuna kadar bizi götürdüler, orada bıraktılar. Aktarmalı tren vardı. Başka bir tren geldi, gittim şeye, Atina'ya gitmek için bindim. Yunanistan'ın girişinde yine polis indirdi beni treninden, Yunan polisi. Orada bir karakol vardı. Onlar da, bende şeyin telefonu vardı, o İPA'nın telefonu vardı beni gönderenlere. Benim onlara sorabilirsiniz durumu yani. Onlarla konuştular filan, daha sonra bindirdiler Atina'ya dedi, Atina'ya git orada. İltice edebilirsin ya, ne yapacaksan orada git onlarla görüş. Gittim Atina'ya, telefon açtım onlara, dedi git bir polis karakoluna iltice et, talebinde bulun. Gittim bir polis karakoluna ilticede bulundum, kalpa götürdüler. Labyan. İlk başta Atina'nın içinde Semiramis otel vardı, orada 3 gün kaldım. Daha sonra başkalarıyla birlikte bir kafile olarak otobüsle Labyan'a götürdüler. Gittik, Lavrion şey başladı, dönemi başladı. Ne kadar sürdü? 6 ay kadar sürdü. Epey. Orada her örgütün kendi evleri var, kendi yani bölümle, her bölümde bir örgüt kalıyor. 80'in sonundan bahsediyoruz, 81'e geçiyor. 83 artık. 83 o kadar 83. Oldu. Orada da bu
Ali Ömürcan'ın kardeşi Salman Ömürcan geldi. Beyrut'tan geldi. O zaman Beyrut Savaşı başlamıştı. İsrail Savaşı başlamıştı. O geldi. Orada sorumlu olarak geldi. Fakat görüşmelere beni gönderiyordu. Diğer örgütlerle görüşmelere. İşte yürüyüş falan yaptık. 12 Eylül'de yıl dönümünde yürüyüş yaptık. Yürüyüşte bir Türk askeri ateşçisi dövüldü yürüyüşçüler tarafından. Ben de o tertip komitesindeydim, yani biz bant takmıştık. Ne kadar şey etmeye çalıştıksa da engellemeye, yani biz böyle bir şey taraftar değildik yani. Sivil olarak gelmişti. Velhasıl koma halinde hastaneye kaldırdılar. Ertesi gün bir basın toplantısı yaptık. Hürriyet gazetesi çekmişti bizim fotoğrafımızı. Ben vardım, bir dev yoldan bir arkadaş vardı. Piko'dan mıydı? Bir arkadaş daha vardı. TKPM'den bir kişi vardı. Ağzımız bağlı bir şekilde. Biz şeyi anlattık, gelişmeleri anlattık. Yürüyüş yapmak istediğimizi, yani bu şeyi askeri cuntayı protesto ettiğimizi, fakat bunların yine askeri ateşlerin bir ajan gibi gelip fotoğraflar çektiğini, sivil elbiseyle yürüyüşçülerin fotoğrafını çektiğini, ailelerimizin hayatının tehlikeye düşeceğini, bu yüzden işte yürüyüşçülerin kendini tutamayarak yani tahrik edildiğini ve saldırdığını biz engellemeye çalıştık ama başaramadık. Yani 6-7 kişi görevli vardı ama engelleyemedik. Ben aslında daha sonra Apo'yla bir telefon görüşmemiz oldu. Suriye'ye gelmemi istedi. Şam'a gitmemi istedi. Bunun üzerine ben orada biraz boya işlerinde falan çalıştım. Yani inşaat boya işlerinde birkaç ev boyadım. Para kazandım. O parayla biz iki arkadaş uçakla Şam'a gittik. Şam'da bizi karşıladılar havalanında. Örgütün Apo'nun tercümanı karşıladı, yani sahip karşıladı. Apo'nun yanına götürdü, kaldığı eve götürdü. Şam'da bir semtte kalıyordu. Onun diğer arkadaşı da, yanındaki arkadaşı da Filistinler Mahallesi diye bilinen bir mahalle var. Oradaki bir eve götürdüler, örgüt evine. Burada kısa bir süre kaldıktan sonra yeni kimlik verildi. Semir Haydar Reşit adıyla bana bir kimlik çıkarılmıştı. Filistinli kimliği. Halk cephesine aitti ya George Havaş'ın örgütüne ait bir kimlikti. Bizi bir kafile olarak Trablus kasabasına götürdüler. Orada Lübnan'daki, Lübnan'ın kuzeyinde. Orada dağın yamacında, yani kasabanın üst tarafında bir kamp alanı vardı. Bir bağlık alanın içerisinde bir örgüte ait bir kamp bir yeri vardı. Orayı bize tahsis ettiler. Çadırlar falan kuruldu. Orada askeri ve siyasi eğitim gördük. 4-4,5 ay. Eğitimden sonra tekrar Şam'a döndük. Şam'da yine bir kısa birkaç gün kaldıktan sonra ben Halil Ataç, Ebu Bekir Kor ve Mehmet Said isimli o Enver Ataç olabilir. Enver şu an hatırıma gelmiyor. Suçlu bir arkadaşlar. Biz üçümüz uçakla Tahran'a gittik. Tahran'dan Kuzey Irak'a, yani işte Güney Kürdistan denilen bölge, Hakurk bölgesine, Lolan bölgesine geçtik. Orada daha önceden gidenler, bir örgüt gücü mevcuttu orada. 200-300 kişilik bir güç mevcuttu. Buradaki kamplara katıldık. 83'ten, yani o gittiğimiz tarihten 85'e kadar, 85'in Mayıs'ına kadar orada lojistik işlerinde çalıştım ben, erzak taşıma işlerinde. Bir de Koreyelik işi yaptım, yani pusulaları bu bölgeden diğer sorumluya getirme işine çalıştım. O yazıyı yazan insanın taktığı bir isim mi, yoksa gerçekten de herkes sana der miydi Katırca Obser o dönemde?
Hayır ya, katılcılık onun kendi şeyidir. Tabii tabii. Yani katılcı şöyle, biz erzak taşırken bizim bir katırımız bir de atımız vardı. Biz 2-3 arkadaş bu işle görevliydik. Onlarla onlara erzak, bu söyleyen kişiye, nankör kişiye erzak taşıyorduk. Şeker, un, benzeri yiyecek maddeleri taşıyorduk. Kilometrelerce o dağlarda gece gündüz, hı hı, zor şartlarda. Benim kod adım Abizer'di. O söyleyen kişiye, o Selahattin Çelik'e ben kuryelik yapıyordum. Yani diyelim bu bölge, Lolan bölgesinden Aftan'a giderken ben kuryelik yaptım ona. Onu rezan bendim yani, kılavuz. Ve yani işte çaya karşı çok zaafı vardı. Çay içmeyi çok severdi. Böyle fizikken de dayanıklı değildi. Böyle fazla yürümeye de gelmezdi. Birkaç sefer müdahalede bulundu bana yani ben kılavuzken. Şimdi inisiyatif kılavuzdadır orada Ümit'te. Kılavuz yani mora vermezse vermez. Veya şu yoldan götürecekse oradan götürür. Yani sorumluluk ondadır. Çünkü bir ters gelişme olursa her şey, tüm sorumluluk ondadır. Ben bunu kaç kere yani pınarların başında yani böyle bildiğim için yönetimdeydi o zaman. Çaya karşı olan zaafını bildiğim için de oradan mola veriyordum, çay yapıyordum ona. Ya işte insan böyle, zayıf insanlar. Peki aynı zamanda bu dönem senin ilk defa daha evvel sempatizan olduğun ya da üyesi olduğun ya da işte militanı olduğun örgütün üst yapısıyla kendi örgüt ilişkileriyle tanışma dönemin. Aynı zamanda çok fazla çatışmanın olmadığı bu dönem. Daha çok da bu insanlarla ve bu mekanizmayla karşı karşıyasın. Evet, evet, evet. Ne düşünüyorsun? İzlerken ne öğreniyorsun? Yoksa aynı anlamlandırmalar, aynı kabullerle onlar tartışılmaz liderler gibi mi yaşıyorsun? Yoksa aynen yıllar önce bir arkadaşın su konusunda ne söylediğinde sana ters geldiği gibi orada olan binlerce şey sana ters gelmeye başlıyor mu? Evet. Örgüte nasıl bakıyorsun? Şimdi ben Yunanistan'dayken o Almanya'daki arkadaşımdan bir mektup aldım. Arkadaş dedi ki tekrar dedi yani bu yapının içine girmeden önce dedi bir gel dedi. Sen buraya gel dedi. Sonra yengeyi de çocuğu da dedi alırız. Çocuğumun olduğunu duymuştum ama yani görmemiştim çocuğumu. Bir kızım olduğunu duymuştum. Ben hatta arkadaşlar çıkıştım. Ya sen nasıl böyle teklif edersin? Yani sen demek ki fikirlerinden vazgeçmişsin, işte her şeyi bırakmışsın, şahsi şeye yönelmişsin falan diye. Arkadaşı tersledim. Fakat o Şam'a gelme tekrar beni hayal kırıklığına uğrattı yani. Evet, yani bir terazinin kefeleri gibi. Bir olumlu yönler yukarı çıkıyor, bir olumsuz yönler ön plana çıkıyor benim gözümde, benim yani izlemlerimde, örgüt açısından. Şimdi birincisi, Apo'nun kaldığı eve baktım, lüks bir ev ve viski var, başka içkiler var, şeyler var. 6-7 tane bayan arkadaş hizmet ediyor, yemeğini hazırlıyor, hani cariyeler olur ya. Öyle. Ve kendisi çok böyle, ne bileyim, ahavari bir şey içerisinde. Bu bende kafamda bir şey yarattı yani, soru işareti yarattı. Yani benim hayal ettiğim lider tipi bu değildi yani. Mesela Castro olsun, işte diğer Ho Chi Minh olsun, yani dünya devrim tarihindeki liderlerin pozisyonunu göz önüne aldığında bu karşılaştırdığımda bir terslik var bu işte dedi. Ve bu içki işi zaten hiç olmayacak bir şey yani devrimcilikte içki içmek yani yasaktı. Hatta bizi evlenmemizi dahi yasaklıyorlardı. Yani ama bu adamın her şey serbest. Ve daha sonra o Filistinlilerle olan ilişkiler, sanki biz paralı askeriz.
ayda bize bir paket, bir karton sigara veriyorlar. Bilmem kaç kuruş para veriyorlar, onu da bütün merkezine gidiyor. Paralı asker gibi. 5-10 arkadaş orada şehit düşmüş. Yani şehit denilir, başkası için düşmüş. Yani ölmüş. Filistin'in Beyrut Savaşı'nda İsrail'e karşı savaştırmışlar. Şimdi diğer taraftan diyorum, hani Kürdistan 4 parçaydı. Evet, 4 düşman ülke vardı. Bunlardan birisi Suriye. Şu an biz Allah'ın Suriye'nin başkentindeyiz. Onun verdiği imkanlarla kalıyoruz. Liderimiz burada. Her imkan sunulmuş kendisine. Özel şoförü, Mercedes'i, her türlü imkanı. Peki bu nasıl oluyor yani? Bu bir çelişki. Peki aynı zamanda bunları düşünen başka insanlardan senin yine bir farkın vardı herhalde. Apo'nun akrabasıydın ve Apo ile yüz yüze görüşebilme olanağını sık sık yaşamıştın değil mi? Ya onu zaten ilk, yani Atina'dan Şam'a geldiğimde ilk hemen yanına çağırması onlandır. Ben ona yorumluyorum, akrabalık bağına yorumluyorum. Ama şundan yapmış olabilir, kendisi de yani geride kalan ailesini merak etmiş olabilir. Yani nasıl olsa Abdülkadir işte yeni gelmiştir yani. Yani son durumları bana bir aktarsın, ne oluyor ne bitiyor gibisinden. Gittim ben böyle ikimiz bir odada otururken sobanın başında kardeşimden sordu, Mehmet'ten sordu. Mehmet'i yakalıyorlarmış. Senin için işte götürüyorlarmış, ifadesini alıyorlarmış. Hatta işkence görüyormuş dedi. Ha 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 dedi, güldü. Biraz daha sonra görsün dedi. Güldü. Bize bir Türk kahvesi mi yapsınlar, normal kalır. Yapılabiliyorsa çok sevinirim. Merhaba. Asya. Eşten çok da sağ ol. Türk kahvesi yapıyorum. Nasılsın? İyi. Sağ ol sen. Türk kahvesi bir zaman için. Normal kahve de oluyor yani, zor olacaksa şey değil. Yok. Şimdi o dönem aynı zamanda PKK'nın kendi içinde liderler arası çalışmanın başladığı bir yanı sıra bu dönemin içerisinde eleştirilere tahammülsüzlüğün karşılığında ölümlerin olmaya başladığı bir dönem. Bunlara ilişkin tanıklığın var mı? Ya da birinci elden bilgim var mı? Ben o sürece o hak döneminde, hak kurta kalgın döneminde tanık oldum. Suriye alanında veya Filistin, işte Lübnan alanında tanık olmadım. O zaman geçelim oradan. Evet. Sonrasında. Hakkurk'taki... Hakkurk'a gidişinin kararı nasıl verildi? Onu da bilemiyorum. Şimdi eğitim çalışmalarını başarıyor bitirenleri peyderpey gönderiyorlar. Kimisini yaya olarak, Suriye üzerinden işte yaya olarak gönderiyorlar. Pardon ya, yine keseceğim. Geçmeden önce oraya yine aynı insanın söylediği bir iddia var. İşini PKK'ya getirmek istediğini ama bunu kabul edilmediğini söylüyor. Doğru mu? Bu koca bir yalan söylüyor. Bu yalan söylüyor o adam. O ben değilim. O Abdülkadir Kod adlı başka bir insan. Başka birisi. Geçen gün Nasname'de şey çıktı o çocuk. Cemil Efetürk. Cemil Efetürk'tür. Ben o konuya da geleceğim. Şimdi Lolan'da belli bir süreç ben atı bırakıldım. Silahsız da gezdirildi. Bu Abbas denilen Duran Kalkan tarafından. Çünkü yürütmeden sorumlu oydu. Pardon, birisi var mı? Senin tarzında oturuyor. Çekim açısından sorayım. Bu daha sonra ben dayattım, dedim bana bir görev ver. Ben böyle atı almak istemiyorum yani kampta. Ne? Ekmek taşı kamplar arasında, yok işte bilmem bostanek. Ben bunun için gelmedim buraya. Eğer yani ülkeye gönderileceksek ülkeye gönderirler. Yani o pratik alana gönderirler. Veya eğer yurt dışında kalacak değilsen Suriye'de veya yani başka bir yerde kalayım. Yani ben Yunanistan'da daha fazla çalıştığımı, pratik içerisinde olduğumu hissediyordum.
Ben baktılar olmadı. En sonunda bir tüfek verdiler ve bir işte görev, lojistik görevi, kurye ve kılavuzluk görevi verdiler. Bunu Sarı İbrahim denilen, Küçük İbo denilen arkadaşla birlikte yürütüyordu. Bir de Yaser vardı. Bu dönemde Mehmet Resul Altınokul getirdiler. Lola'nın alanına. Tabi getirir getirmez hücreye koydular bunu. Onun saçını sıfıra verdiler. İşte işkence fasılları başladı. Buna sorun fasılları başladı. Ben katılmadım. Zaten beni katmazlardı da. Çünkü ben biz o atı dönemdeyken ben bir arkadaşa şunu söyledim. Dedim ya yani şeytan diyor ki bırak bu alandan git tekrar Yunanistan'a. Bu nedir ya dedim. Ben buraya geldim sırasızım yani işte böyle olmuyor yani bir herhangi bir iş de verilmiyor falan dedim. Arkadaş dedi bana söyledim başkasına söyleme dedi. O arkadaş da daha sonra İran'da öldü de mide kanamasından öldü dediler. Şaibeli biliyorum yani. Ne şekilde öldürdü de bilmiyorum. O da arkadaş demek mi istiyorsun? İsmini vermek mi istiyorsun? Mehmet Sahip'tir. Apo'nun tercümanı. Apo'yu Suriye çıkaran kişidir. Sürüşe. Ethem Akçan. Ethem Akçan'dır ismi. Daha sonra başka bir kız getirdiler. Mardin Layten diye. Onu da üzere koydular. Yine biz gardiyanlık yapıyorduk onun başına. Baki Karer'i, Haki Karer'in kardeşi Baki Karer'i koydular hücreye. Sorgulamalar. Kim yapıyor sorgulamaları? Sorgulamaları Kara Ömer diye Haydar Hatun, yani Rıza Hatun'un kardeşi ve Halit Koca diye birisi. Bir de Cemil Bay kendisi vardı. Ali Haydar Paytan vardı. Selahattin Çelik de oradaydı. Ya, ben onun katıldığını görmedim yani Selahattin Çelik'in bizzat katılmadığını bilmiyorum. Abbas vardı. Bunların bizzat katılmadığını bilmiyorum. Yani Duran Katkan'ın. Ama Kara Ömer, o Haluk Koca, onlar piyon gibi yani işkenceci gibi onlar şey yapıyor. Sorgulamaları onlar yapıyorlardı. Ve Resul-i Altınok'u kaybettiler. Ondan sonra kampın yanındaki, o hücresinin yanındaki yere gönderdiler. Önce de tuvalet çukuru işte kazıyoruz. Daha sonra tuvalet muhalet yapılmadı yani. O öyle oraya gömüldü. Bu Cemil Efe Türk, Abdülkadir. İşte benimle, Selahattin Çelik'in benimle karıştırdığı kişi. Bu insan şunu istiyordu. Diyordu ben 4 çocuğum var. Ailemi buraya getirmek istiyorum. Bu boş köylerden birine yerleşeyim. Ben burada tarımla uğraşırım. Hayvancılıkla uğraşırım. Gelen giden arkadaşları, grupları ağırlarım burada. Misafir ederim. Konaklasınlar. Her türlü yardım ihtiyacını karşılarım. Arkadaşların yiyecek ihtiyacını karşılarım diyordu. Ben yani ülkeye gitmek istemiyorum diyordu. Bunu da kaybettiler. Tam Şemdinli'ye basmın olduğu gece götürdüler. Bunu ve bir tane de Halil İbrahim isimli bir tane Rüyan şehri birini götürdüler. Yakındaki bir kampa götürdüler ve geri getirmediler. Orada sorgulayıp öldürdüler. Bütün bunların nedeni sürekli olarak onların acaba olup olmadıklarına ilişkin yapılan spekülasyon muydu? Genel bir suçlama dili mi vardı yoksa hepsi için ayrı ayrı case mi var, ayrı ayrı dosyalar mı vardı? Ya ufak şeylerle, yani affedersin pireyi deve yapıyorlardı. En ufak bir, mesela bir o İbrahim Halil denilen kişiye getirilen suçlama şu. İşte bir arkadaş banyo yaparken demiş ki, ben sırtını keseleyebilir miyim? Bunda sapıklık var. Yok, Abdülkadir'e de şunu suçlama getiriyorlardı, o Cemil Efe Türk'e. İşte bu açkındır, bu şeye katılmak istemiyor. Pratik sürece katılmak istemiyor. Bir de bu İbrahim Halil'le bu akşamları aynı yatakta yatıyor, bilmem ne. Ya zaten kamp şeyi dardır yani. Yani iki kişi de üç kişi de bir yatakta yatabilir yani. Bunun bir şeyi yok ki bir.
ters anlaşılacak bir şey yok ki. Sığınakta da bayanlı erkekler kesin var mıyım beraber? Bu gibi basit suçlamalarla onlar işte mesela bir tane Ramazan vardı, Silvanlı. O da son ben götürüyorum kılavuzum o grubu. O grubun içerisinde Lamia Baksi de vardı. Bir de Sabır Cuma denilen Tunceli bir arkadaş vardı, yani merkezi birisi. Sabır Cuma orada o gece kaçtı. Ve bu Ramazan nöbeti ona devrediyor. Ramazan uyumaya gidiyor. Camide buna kalıyordu köyde. Biz de muhtarın evinde ben, Lamia Baksi ve bir bayan arkadaşlar. Çünkü ben kılavuz olduğum için mecburen o bayanları bir eve bırakmam lazım. Yani en güvenli yer muhtarın evi. Çekeyim mi? Fena değil. Teşekkür ederim. Şimdi bunu gittik aktarına gelince bu sorgulandı. İşte ajan oldu kararına varıldı. Bunun Cuma'yı kaçırttığından dolayı ve kurşuna dizildi orada. Bu Ramazan. Ben işte bu süreç böyle yaşandı. Böyle yaşadı bu süreci. Ne yaşıyordun sen Abu Zer olarak, Kadir olarak ne yaşıyordun o dönemde? Bütün bunlar gelişirken, bütün bunlara tanık olurken. Sonuçta tanık olduğun şeyler kolay kolay daha önceki eylemlerde olduğu kadar kolay masumlaştırılabilecek şeyler değil. Çünkü artık örgütün içinden bahsediyoruz. Ben anlam veremiyordum. Ben yani zoruma gidiyordu. İçten içe bir pişmanlık bende oluşuyordu. Bir kişi daha yakalamışlardı, yan taraftaki bir vize koymuşlardı, kampın yan tarafındaki yatakhaneye. Şimdi gece sırayla nöbet tutuyoruz, nöbet sırası bana geldi. O kişinin titreme ve yani iniltilerini duydum. Gittim dedim, ne oluyor dedi, öleceğim yani. Kışın kar var yerde, Haftanin Vadisi'nde. Ben de sobadan biraz köz aldım, götürdüm dedim buna isim. Çünkü sorumlu kişi demişti ki buna bu yaşasın, buna karışmayın yani, kimse öldürmesin, bir şey yapmasın, sorgulanacak filan demişti. Bu da Jülyen'le konuşmamız doğru mu sence? Bana doğru değilmiş. Mustafa, oğlum lütfen. Lütfen oğlum, git yeter. Sonra da doğru otursun. Hadi oğlum, bir şey yapıyorsa hadi oğlum. Bir dakika. Hadi oğlum, lütfen. Hadi git hadi gelin yanına. Sonra ben ondan dolayı da eleştirdim. Sen nasıl böyle tutukluya nasıl şey vermişsin? Niye doğrusalar ben? Yine bir tane KDP'li bir sıradan köylü yakalamışlardı. Peşmer yerlerdeki. Onu ajanlıkla suçluyorlardı. Neymiş de karşı, yani Türkiye tarafındaki bir köydeki bir kadınla ilişkisi varmış, bunun karakol komutanıyla ilişkisi var gibisinden şeylere bağlıyorlardı. O da gece benim nöbetim esnasında adam bağırıyordu, yani bir rahatsızlığı vardı. Ben de ilgilendim yani, ne rahatsızlığı dedi, omuzum dedi çok ağrıyor, bilmem ne, zincirle şeye bağlamışlardı, odanın ortasındaki direğe böyle arkadan bağlamışlardı. Ben de biraz o zinciri gevşettim yani, ama yani adamı kaçırmış değilim yani, yine nöbetimi tutuyorum, adam orada tutuklu. Ondan dolayı yine eleştirildi. Yani bunlar olunca bir güvensizlik oluyor. Sen ne düşünüyorsun, bunlar ne düşünüyor, ne yapıyor? Ve ben düşündüm, ben yani bu işe bunun için mi katıldım? Tamam, biz karşımızdakiler biz öldürmesek onlar bizi öldürecektir. Onun için silah kullandık bunlara karşı. Haklı o olduğumuza inandığımız için. Ama bunlar kendi saflarımızdaki arkadaşlarımız. Yani düne kadar omuzumuza şey yapmış, çapıştığımız arkadaşlarımız. Aynı şeylere bunlara da yapılıyor. Ben artık yani güvenim sarsıldı bunlara. Gelelim şeye. Amerika'daki eylemci kimliği. Türkiye'ye gelişim. Evet. Mayıs'ın sonlarında biz, Mayıs'ın yok ortalarında 1985'in Mayıs ortalarında bir grupla birlikte biz Türkiye sınırına geçiş yaptık Haftanin mutfasından.
Ciltin ıntıkasından geçtik, o Kato Dağları denilen yerine. Oralardan bizim çalışma alanımız şey olacaktı, Şirvan, Sason ve Mutki, Şirk ve Bitlis arasındaki ola. Silahlı propaganda grubu olarak. Bu yolculuğumuz 10-15 gün sürdü. Tabii konaklıyoruz, gece yürüyoruz, gündüz konaklıyoruz, görüntü vermemek için. Neticede geldik şeye, bu kendi çalışma alanımıza, Şirvan'a yakın bir bölgeye geldik. Bu Maden Köyü denilen bir köyün üst tarafına geldik. O Kezel Dağları var, onun yakınında. Girtomiro denilen yerde konakladık. Burada işte çevre köylerle geceleri yürüyoruz, çevre köylerle Mustafa. Gidiyoruz köylerle. Daha önce de bir grup gelmiş orada. O grup çatışmaya girmiş. İki kişi ölmüş. İki kişi sorumluları yaralı ele geçmiş. Bayağı şeyler yaşanmış o çevrede. Köylerle irtibat kuruyoruz veya erzak alıyoruz. 4 Haziran mıydı? Karar alındı. O Hürmüz Mezrası denilen bir yer var. Orada o bir adam var, o mezranın sahibi. Ramazan Şerif denilen, evet. Ramazan Adar. Bunun iki evli adam, 2-3 tane de büyük oğlu var, evli, onun çok çocukları var, torunları var adamın. Çobanı var köyde. Karar alındı, bu köy düz edilecek, yani hiçbir canı bırakmayacak burada. Şimdi keşif grubuna iki kişi seçtiler, bir kişi daha seçilmesi lazım. Ben gidebilir miyim? Bende de Roket Atar vardı, isim bildiğimi. Dedi, Roket Atar olmaz, sen başka bir arkadaşla silahını değiştir, tamam mı? Ben gittim, üçümüz gittik, üç kişi, biz gittik. Köyü gece gözetlemeye başladık. Sabaha karşı nöbet sırası bana geldi. Diğer iki arkadaş uyuyor orada. Yani insanlar çıktı tarlada orada yani bostan ekiyorlar. Çoban suyu çıkardı. Çocuklar çıktı köy meydanında oynamaya başlıyor. Yani böyle şey oldu. Yani beynimde şeyler Allah kurak oldu. Ben dedim bu insanların kanına yani elim bulaşırsa ben bir daha kendime insan diyemem. Yani bir daha imkan. Yani ben şeyden çıkmış olurum. Ben ilk bu yola girerken ben bu insanı kurtarmak için yani bu yola girmiştim. Ama şimdi önüme hedef olarak bunlar konulmuş. Bu sivil insanlar, bunlar da Kürt. Ve dedim yaptırmayacağım bu olayı yani. Engelleyeceğim yani. Gideceğim, söyleyeceğim. Eğer kendimi şey edebilirsem, yani grubun takibinden kurtarabilirsem gideceğim, bunları yaptırmayacağım. Velhasıl yani istesem o yanında yatan iki arkadaş uyuyor, öldürebilirim yani, silahlarını da alabilirim, öldürebilirim. Yapmadım yani, içim el vermiyor, ben nasıl böyle arkadaşıma kurşun sıkın gideyim yani şey yapayım, yatan insana şeye. Gitsem belki öyle yapsam belki ceza da almam, herhangi bir şey de. Ama yapmadım, pişman da değilim yapmadığım için. Daha sonra o gruptan bir arkadaş, o da geldi. Aynı benim pozisyonuma girdi, o da geldi. Daha sonra dediğin ne kadar sonra? Bir ay sürmedi ya. Aradan 20 gün, 15 gün geçti adam, o da geldi. Meğerse o da içinden aynı şeyleri düşünüyormuş ama birbirimize aktaramıyoruz. Birbirimizle şey yap, kontak kuramıyoruz o konularda, açılamıyoruz. Örgütün korkusundan. Ve nasıl o... Asker çağırdılar. Asker geldi, helikopter geldi. Ben artık askeriye götürdük. O zaman sükunetim vardı. Sirt'e götürdük merkeze. Sükunetim sorgulamaya götürdük. Orada ilk anında sıkıştırdılar. Gözlerimi bağladılar. Sen doğruyu anlatmazsan şöyle böyle yaparız, şudur budur, işkenceye alırız, şey ederiz. Ya ben dedim siz boş yapıyorsunuz ya. Ben kendim ayrılmışım ve
Bak size diyorum ki yarın akşam gelmeseydim yarın akşam o köy yok olacaktı. Ben böyle bir şey yapmışım. Eğer siz buna karşılık hala bana böyle davranıyorsanız yapın dedim. Bildiğinizi yapın. Ben işkenceden çekinmem dedim. Daha önce de görmüşüm işkenceyi. Ama ben insan olarak yaptım. Siz de bana insan olarak, insan gibi muamele yapmanız lazım. Tamam dediler. İlk anda bir 17 sayfalık bir ifade verdim. İşte geçmişteki bu olaylar falan. Zaten o yaralamadan dolayı cezam kesinleşmişti. O sıradaki var olan örgüte ilişkin de ifade vardı mı? İfadenin içerisinde. Vardı. Ben dedim yani örgütü benimsemiyorum bu şeyden dolayı. Ben ondan dolayı ayrılıyorum. Dedim. Yok, o döneme ilişkin şöyle bir başka iddia var. Onu da okumuşsundur. O da bir kere o uyuyan arkadaşlarına ve grubuna askerlerle birlikte geri döndüğüne ilişkin bir iddia var. Onları yakalamak üzere. Doğru mu? O şöyle, onun yanı çarpıtıyorlar. Yani nasıl çarpıtıyorlar? Ben şimdi bir yüzbaşı geldi. Bir timle beraber, bir helikopterle geldi. Köy meydanında beni aldılar. Şimdi artık benim ya zaten geriye dönüşüm olamaz. Ve köylüler askere de haber vermişler, çocuk göndermişler mi, başka köylü yerden mi telefon ettirmişler, bilemiyorum ne şekilde çabuk geldiyse o helikopter. Yüzbaşı geldi, yüzbaşı hoş geldin oğlum dedi, evladım dedi. Ben de Kürdüm dedi, Konyalıyım dedi. İyi etmişsin dedi, ayrılmışsın dedi. Ben şok oldum yani. Tokalaştı benimle. Ve dedi, yani senden bir isteğim var. Bizi grubun yerine götür dedi. Benim akşam üzeri olmuşlar yani. Şey oldu yani. Dedim ya şimdi yani gitsek dedim yoklar orada dedim. Onlar şimdi ayrılmışlardır orada dedim. Bulamayız dedim. Ya ben dedim gitmeyelim yani. İstemiyorum ben. O karşılaşmak da istemiyorum, çatışmak da istemiyorum. Ne onlarla ne onlarla. Adam yol ısrar etti. Ya dedi sadece ben merak ediyorum. Yani nerede kaldığınızı merak ediyorum dedi. Buraya bir grup geldiğini öğrenmiştim ama nerede kaldığını, bir haftadır nerede kaldığınızı bilemiyordum dedi. Nerede kaldın diye. Ya dedim filan yerde. E tamam dedi. Bana orayı sadece gösterdi. Hadi dedim. Çok ısrar edin. Tamam gidelim dedi. Hatta ben silahımı almadım yani. Yani beraber getirdim silahı da almadım. Silahsızım ben. Ben çünkü diyorum onlar orada değil yani. Gitmişler. Kalmazlar o zamana kadar. Gittik helikopterle bir iki tur attırdım. Yani bir boş meydan işte bulacaklar da inecekler ve o helikopterin sesinden orada durmazlar dedim yani. Şimdi başka taraflara kaya giderler onlar. Gitsek kaç kişi var onlar? 9-10 kişi var. Çünkü biz bir takımdık yani 12-13 kişi bir takımdık. Dostlarım diyeceğin insanlar mıydı? Nasıl? Bazıları ya da hepsi dostlarım diyeceğin insanlar mıydı? Değil, çoğuyla yeni karşılaşmışım. Anladım. Başımızdaki insan da bir tane sekter tavırlı birisi. Yani Bingöl'lü, gözlüklü Ali denilen birisi. Daha sonra Beka'dan intihar ettiği söyleniyor. Yani bu başarısızlıklarından dolayı. Bilmiyorum ne, o şaibeli yani, onun ölümü de şaibeli. Örgüt tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Biz gittik, ben... Yüzbaşının postası, asker önde yürüyoruz yani. Yüzbaşının diğerleri arkamızda yürüyorlar. Ben rahat gidiyorum yani kimse için diyor orada yoktur diyorum. Yani ben onu bile bile insan kendi şeye atar mı? Gidiyorum biz tepeye yaklaştık. Aniden ağaçların arasında üç kişinin şeyle karşılaştık. Süliyetiyle ayakta durmuşla konuşuyor. Da anlık bir şey yani. Bizim görmemizle onlar da görmüş. Asker komutanım dedi, onlar da çil yarısı gibi dağıldılar, kayboldular o taşların arasında. Orası taşlık bir alandı ve ağaçlık bir alandı, meşe ağaçları. Kayboldular. Helikopterde kaç kişi vardı? Helikopterde 7 kişi mi vardı, 5 kişi mi vardı? Yüzbaşı da kendi silahını almamış. Silahını alırsa da tabancası var, o da bir askerin tabancası. Silahını aldı ve fırladı, bizi geçti, gitti. Ateş ederekten gitti o üç kişinin olduğu yere. İnmiş miydiniz? İnmiş miydiniz? İnmiş, yürüyordu. Yürürken. Yüzbaşının ateşi, arkasından bir ateş daha,
benle asker kendimizi şeyin arkasına attık, kayanın arkasına attık. Siper aldık. Bu esnada ses kesildi. Derken bir süre sonra onlardan birisi slogan atmaya başladı, propaganda yapmaya başladı askerlere yönelik. Askerler işte bize silah sokmayın, bunlar başınızdakiler şöyledir, böyledir filan. Daha sonra yüzbaşıdan da ses yok. Akşam oldu, ses yok. Gece oldu, ses yok. Oradasınız abi. Yalnız gecenin belli bir saatinde bir ateş açtılar üzerimize doğru, bizim geldiğimiz yöne doğru. Ağaçlar mahalleli, yapraklar falan üzerimize döküldü, taş parçaları falan. Askerin elinde telsiz yok mu? Çağırmıyor mu yardım? Yüzbaşı vurulmuş. Bizim haberimiz yok. Yüzbaşı vurulmuş, haberimiz yok. Bize diyor herhalde yüzbaşı şey bekliyor, yedek yardımcı kuvvet bekliyor, bir şey yapıyor. Ondan sonra sabah oldu, başka bir helikopter geldi. Bizim arka tarafa yine indiğimiz yere geldi. Bir mavi berelerden, güzel kuvvetlerden geldi bir tim. Bir asistemin dedi, yüzbaşı nerede? Benle şeyin yanına geldi, o Konya'lı askerin yanına geldi. Yüzbaşının postası. Dedi, bilmiyoruz. Şeylerden gitti onların üzerine ama ses yok. Dedi, gel taramaya geçelim, arayalım yani, ne olmuş? Gittik baktık, yüzbaşı yerde yatıyor. Vurulmuş bir mermi almış göğsünden. Yüzbaşının fıları yok, kepi yok, saati yok, giysisi yok, bilmem her şeyini almış. Silahı yok. Ben orada yine ağladım. Yani kendim tutamadım yani. Bir 10-15 dakikalık bir karşılaşmamız, benim onu engellemeye çalışmam, onun ısrar etmesi, yani acele gelmiş derler ya, yani öyle bir şey. Ve orada onun vurulması ve benim bu olayımla sebebiyet vermişim gibi, ben sebep olmuşum gibi, yani benim örgütten ayrılıp gelmem filan, kendi kendime yani bir şey, vicdanen bir rahatsızlık hissettim. En çok üzüldüğün neydi ağlarken orada? Yüzbaşının vurulması mıydı yoksa öylesine bir baskını ister istemez götürmüş olman mı? Ya iki taraftan yani, hem yüzbaşının orada vurulması çok kısa tanıdın ama sevdiğim bir insan, anladın mı? Ya kendi milletimden dedi, ben de Kürdüm dedi, yani adam o resmi elbisenin altında onu askerlerinin yanında, o Kürdüm yanında söyleyebilen bir cesarete sahip birisi. Hakkı Akyüz isimli bir insan. Hakkı Akyüz. Akyüz. Şimdi bunu söylemiş olması ve diğer taraftan şimdi oraya gelmiş olmam, ben kendimi yani tamam örgütten ayrılayım da ben örgütte şeyim olmasın yani. Bir daha bir yani ne onlara bir kötülük yapayım. Ama cezam neyse ben artık razıyım yani. İdam da etsinler diyorum, ne yaparlarsa yapsınlar. Bir de şimdi adım şeye çıkacak, işte grubu şey askeri getirmiş şeye, baskına getirmiş. Buna çıkıyor şimdi. Ya değişik hani şey oluyor. Ve daha sonra raporlar verildi. Herkes raporunu yazdı. Gelen şeyde, orada bulunan bir astsubayı vardı. Bizimle beraber olan askerler, herkesin ifadesi alındı. Krokiler çizildi. Yüzbaşının kendi hatasından olduğu meydana çıktı. Yoksa ondan da bizi yargılayacaklardı. Yani ben diye bilerek götürmüşüm yani diye. Bizi dediğim, beni yargılayacaklardı. Beni yargılayacaklardı. Artık ben oldum. Evet. Artık yalnız. Evet. Şöyle, orada bir binbaşı vardı, Osman binbaşı, piyadeden. Sünnetim sorgulama amiriydi. O, neredesin? Siirt'te. Öteki ben geldiğimde yanında uyuyan iki arkadaştan biri de geldi, Hüseyin Yeşiltaş'ta geldi. Şimdi ikimizi bir odaya verdiler. Diğer tutukluların yanına koymadılar, ayrı yere koydular. Kağıt kalem verdiler. Dedi, ifadenizi kendiniz yazın. Biz hiçbir şey sormayacağız. Yani üst geçmişinizden başlayın, örgüte girişinizden, örgütten kimler tanıdıklarınızdan, yani örgüt hakkında bilgi, işte yurt dışındaki faaliyetleriniz veya kendi faaliyetleriniz, ne eylemler katılmışsınız, hepsini anlatın dedi. Yazdım o zaman 115 sayfa, 130 sayfaya yakın bir ifade yazdım. Bildiğin her şeyi anlattın.
Verebileceğim bütün isimleri verdi mi? Ama şey, evet, verdim artık yani şu olay beni buna azmettirdi, daha beter hırslandırdı. Ben daha göz altındayken Murat Kaya da geldi, aynı gruptan, benim Esto grubumdan. Murat Kaya isimli kurye de geldi. Ve gelirken pusulalar getirmişti. Bir sorunludan bir taraf, diğer sorunluya gönderilen pusulalar. Pusulaları niye sakladığı yerden çıkarttı. Pusulaları okuduk, hakkında yazılan rapor. Ya zaten işte bu abizlerin abisi Asıbaymış. Mabere Asıbaymış, Türk ordusundaymış, bu da girmek istemiş askeri ama girememiş. Şimdi bu hareketi yaparaktan askeriye girmek istiyor. Böyle bir kendilerine göre bir yorum yazmışlar, bir komplo, bir teori yazmışlar, şey yapmışlar. Yükleri kopartmak için. Evet, şimdi artık bunu ben duydum, deli oldum yani. Benim niyetimde öyle bir şey yok öyle, ama onlar bu niyette beni görüyorsa, zaten eskiden beri şüpheleniyorduk, bilmem ne, bak, yediye de gidiyorlar. Ha, sen, ben temiz kalbimle, ben temiz emek sarf ediyorum, ben doğru yürüyorum. Sen beni hain ilan ediyorsun, yani kuşkulu gözle bana bakıyorsun. O zaman ben bunu affedemem. Ben cephe alırım bunu. Peki, verdiğin isimler arasında daha sonra düşündüğünde vermesem iyi olur dediğin isimler var mı? Hayır yok. Çünkü benim verdiğim isimler tam şey, ben halktan veya diyelim geçmişte bana, ben söyledim zaten, dedim geçmişte evini bana açmış, sofrasını açmış, çay vermiş, bilmem ne yapmış insanlara, dedim ben veremem. Benden, örgün içindeki dostlarını verdim. Yani sempatizan benden istemeyin dedim. Dostlarını verdim mi? Yani örgüt içinde dostlarım dediğin, kendince dost gibi yaşadıklarını verdim. Örgüt içinde dost olamaz. Yani ben artık o saatte dostum yok. Var demiştin sohbetin başında. İlk gruptan beri dost, bugüne kadar taşıdığın dostlukların var mı demiştim sana. Var demiştim. Benzer dostluklar yaşamadın. Var ama onlar zaten içerideler. İdamdan yargılanıyorlar. Versen de bir şey olmaz, vermesen de. Daha sonra benzer dostluklar yaşamadın mı hiç? Yine ben mesela konuştum onlarla. Ama onlar da şu anda ayrılmış durumdalar yani. Onlar da kimisi ayrılmış, kimisi de ayrılmasa da kendi içinden ayrılmış yani onlardan. Anladım, anladım. Ben sana benzer süreçler yaşadığını düşündüğün insanlar. Onların sadece resmiyete girmemiş yani, resmi itirafçı olmamış yani, gidip resmi itiraf yasasından yararlanmamış. Farkları peki, budur. Peki aynı dönemde resmi propagandanın PKK örgütünün nasıl olduğuna dair sana dayattıkları, sen inanmasan bile sana yazdırdıkları ifadeler var mı o ifadelerin içerisinde? Resmi yani APO için şunu yaz, APO'nun kaldığı ev için şunu yaz, kadınlarla ilişkisi adına şunu yaz, bunu hayır. Hayır, özür dilerim. Rica açayım. Hayır, öyle bir dayatma görmedim. Diyarbakır cezaevindeyken gazeteciler geldi. İsmail Çalışkan geldi. Bir gazeteci daha geldi Milliyet'ten. Onlar röportaj yaptılar. Sadece dediler çağrınız var mı yani geride kalan arkadaşlarınıza. Sen itirafçılar koğuşundayken. Evet. Yani madem tasvip etmiyorsunuz, madem doğru bulmuyorsunuz bu gidişatı, yani insan bir mesaj verme şeyi hissediyor musunuz vicdanen yani dedim. Evet. Yani tüm arkadaşlar kendi şeylerini yazdılar. Ama onları, o gazetecilerle yaptığımız şeyi resmi makamlar tutmuş, bildiri haline getirmiş, dağıtmışlar. Şimdi Selim Çelik gibiler de diyor ki, Abuzer gibi işte bildiri yazmış, arkadaşlarına şey yapmış. Hayır, bildiriyle falan alakası yok. Gazeteciyle yaptığımız röportajlar, resmi makamların o bölümü çıkararak bildiri haline getirmesidir olay. Bilmiyordum. Bilmiyordum ben. Böyle bir bildiri dağıtıldığını da bilmiyordum. Ve böyle bir şey yapacaklarını da bilmiyordum. Ne kadar kaldı itirafçılar koğuşunda? Şimdi bu tabii aşama aşama. Mesela Diyarbakır'da kısa sürede kaldım. Şimdi ifadenin o ilk kısmına şey yapayım. Hani 110 sayfasından her şeyi anlatırdım. Ben orada
Yani açık söylüyorum şimdi, ben şeyi yazmadım. Eylemlerimi mesela dedim ya, altı cinayet, bilmem bombalama falan, bunlara girmemiştim. Kendini korumak kaygısıyla? Kendimi korumak kaygısıyla, bir de şey arkadaşlarım var, suç ortaklarım var. Yani ben yaparken gözcülük yapan var veya yaparken ben gözcülük yapmışım. Yani bunlara da şey olacak. Ama Diyarbakır Cezaevine itirafçılar kuruluşuna gidince ben oradakilerden sordum. Yani dedim, şimdi yani nasıl, bu yargılama nasıl oluyor? Bir cinayetten ne kadar ceza verdi dedi, hiç fark etmez dedi. Sen 125'ten yargılandın mı, idamdan başlıyor dedi. İşte bilmem ne yasasına göre falan 15 sene alırsın. İster bir cinayet, ister 100 cinayet olsun, hiç fark etmiyor. Şimdi düşündüm, benim suçlarımdan bazıları yatıyor. Mesela Ali Toprak diye birisi yatıyordu, Mustafa Yıldırım diye birisi yatıyordu, Kadir Yıldırım diye birisi yatıyordu, Mustafa Karabacak diye birisi yatıyordu. Başka örgütten mi? Yok, Mustafa Karabacak dev yolcu. Niye bu çocuklar suçsuz yere yatsın yani, benim yaptığım eylemden dolayı, PKK'nın eylemden dolayı? Ben tuttum dedim, o zaman ben dilekçe yazdım savcılığa, dedim ben ek itiraflarda bulunmak istiyorum. Önemli şeyler açıklayacağım. Gittim krokilerinde, eylemlerin krokileriyle birlikte. Hepsini savcılıkta verdim, dedim böyle böyle şu cinayetleri, şu olayları, eylemleri ben ve şunlar, şu 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 yaptı. O diğerleri çıktı. Daha sonra tabii mahkeme safhasında da ben bunu doğrulayınca hakim yani heyet dedi doğru yani. Hatta birisi vurulmuş mesela kahvehanede, onun kardeşleri başkasının üstüne atıyor, Ali Toprak'ın üstüne atıyor. Ali Toprak Ankara'da bir çocuk, misafire bir izinle kalmış. Biraz sima benzerliğimiz var. Mahkeme de şey diyor ki, hakim dedi ya dedi, senin kardeşini vuran Abdülkadir mi şey mi? Bu mu Ali mi dedi. Dedi Ali, ne gördün sen orada? Ya ben oradaydım dedi. Ya bizi yan yana koydu. Ya dedi ama Abdülkadir dedi, her şey doğru dürüst itiraf, yani itiraf ediyor, şey yapıyor, izah ediyor. Her şeyi yerli yerinde dedi. Yani yalan yok dedi Abdülkadir'in ifadesinde dedi. Yan yana durdururlar, sonra karar verdiler dedi, işte benim çene kısmına, bilmem sima şeyinin benzerliğine. Çünkü eylem anında yüzümü kapatmıştım ben. Tam yüzümü göremedikleri için. Yani böyle şeyler de... Bu kimin öldürülmesi? Efendim? Bu kimin öldürülmesi? Nevzat diye bir gencin diye. Ülke ocakları. Nerede? Nizip'te. Nizip'te. Şimdi işte sordum dedim, böyle dedi yani kaç yine torsa fark etmez. Ben o zaman dedim hepsini açıklayacağım. O suçsuz yatan insanlar da çıksın. Çıktılar. Yani kim bile PKK'da çok insan vardı, içeri girince birbirinin anasını avradını küfür ettiler. Mesela neydi o Mehmet Ali, şimdi İsviçre'de kalıyor, bir tane Mehmet Ali Hoca diye biri vardı. Bir de bir Halik mi? Birisi daha vardı, ismi aklıma gelmiyor. Bunlar solgu esnasında, Antep'teki o solgu esnasında yani 80 döneminde birbirinin bacısına küfür etmişler. İkisi birlikte yakalanmıştı. Ya ne bileyim, böyle rezillikler yaşamışlardı. Çok şükür ben o duruma düşmedim. Yani kimseye iftira da atmadım. Eğer ben bir olayı yapmışsam yanımdakini de söylerim. Yani söyledim. Niye ben söylüyorum, ona niye söylerim? Zaten yatıyor da. Yani bir, o olay olmazsa öbür olaydan yatıyor. İdamı giymiş, bilmem ne fark edecek yani. Ama ben sıradan insanlara, sempatizan insanlara, halktan insanlara, ne bileyim evini açmış, gelini seni, kızı seni çamaşırını yıkamış, sana sofra açmış önüne, yemeğini yedirmiş, karnını doyurmuş, evinde yatırmış, her türlü yardım yapmış insan, ben zarar vermedim ki. Zaten o Sirt'teki sorgu amirinin de tavrı çok iyiydi bu konuda. Dedi ben şey istemiyorum. Ekmek vermiş, bilmem ne, ben böyle insanları istemiyorum. Anlatmanızı da istemiyorum. Çok takdir ettim yani o hareketi. Ve
Benden önce Sabri Ok yakalanmıştı. Önceki grubun sorumlusu ve daha sonra işte Türkiye'de cezaevleri sorumlusu oldu PKK'nın. O 36 sayfalık bir ifade vermişti ama her şeyi vermişti. Ona rağmen cezaevinde. Ona rağmen cezaevinde sorumlu oldu. Bir tane Hasan Şerif diye birisi vardı. 12 Eylül döneminde biz askeri cezaevindeyken, içerideyken o yakalandı. Götürüp bütün evleri gezdirtmişti ekibe. Hangi evde kalmış? Bir aileden hem gelin hem kız hem iki oğlanı yakalattırdı, içeri attırdı. Onların evinde kalmış diye bilmem ne. Bir onu eline cop alıp arkadaşlarını dövüyormuş. Ona DHB örgütünden birisi diyordu, ben gözümle gördüm ne yaptığını. Ve biz ona asker Hasan diyorduk diyordu. Göz altında diyordu. Polisler de ona asker Hasan diyorlardı. Ve çıktı televizyona, dedi ki MHP'ler bizim kardeşimizdir dedi, biz dedi andırılmışız, şu bu, her türlü şeyi söyledi. Daha sonra çıktı mahkemeye, Adana'daki mahkemede göğsünü açmış, PKK'nın siyasi savunmasını yapıyor. Biz hain olduk, o kahraman. Tam burada bırakıyoruz. Evet. Sen gömleğini değiştiriyorsun. Hızla JTM'e geçiş sürecini anla, asıl JTM'i konuşacağız. Evet. Yani o ilk geçiş sürecini biraz hızlı anlatmanı istiyorum. Evet. Şimdi 1990'da ben 1 Mart'ında tahliye oldum. Hı. Osmaniye cezaevinde tahliye oldum. Tahliye olur olmaz, yarım kalan askerlik görevimi yaptırmak için beni ellerim kelepçeli olarak bir uzman çavuş ve askerler nezaretinde Erzurum'a götürdüler. Erzurum'dan sonra Kars'a götürdüler. Kars'ta Çakmak Kışlası'nda yarım kalan askerliğimi tamamlamak üzere tankçı birliğine gönderildim. Tankçı piyade birliğine görevlendirildim. Burada kısa bir süre askerlik görevimi yaparken bir telefon gelmişti. JTM grup komutanından Diyarbakır'daki. Ben tanımıyorum. Arif Doğan isminde bir binbaşı mı o zaman? Binbaşı olacak galiba. Aramıştı. Bu Arif Doğan'ı tanımıyordum. Fakat daha sonra tekrar arayacağını söylemişti. Ben bekledim, tekrar aradı. Merhabalaştık. Dedi, beni tanımıyorsun ama dedi, Cem Ersever var yanında dedi. Cem Ersever'i de o Siirt'teki sorgu esnasında, yani ben gözaltındayken, sükunetim sorgusundayken oradan tanışmıştık. Cem Ersever orada görev yapıyordu. Yüzbaşı rütbesindeydi. Evet dedim, Cem Ersever'i tanıyorum dedim, Cem Yüzbaşı'yı tanıyorum. O konuşmada ne geçmişti? Evladım dedi, biz seni buraya aldırmak fikrimiz var, yani Diyarbakır'a bir birliğe aldırmak istiyoruz. Senin Kars'a vermişler. İşte, yok, ilk Cem Ersever'le tanıştığın zamanki Cem Ersever'le muhabbetine ne geçmişti aranızda? Cem Ersever'le bize bir muhabbetim yoktu. Hı. Ben sadece orada tutukluyum, yani gözetim altında biriyim, ilk yakalandığım dönem. O da orada görev yapan bir yüzbaşı, operasyonlara, mesela bir militan öldürülüyor dağda, teşhis için ara sıra bizi götürüyorlardı, beni veya Yeşiltaş'ı, işte gözetim altındakileri. İşte bu sizin gruptan birisi, kim olduğunu gene teşhis edin, bu kimdir yani. O esnada, yani sadece ilkten dolayı bir aradaydınız. Efendim? Birebir konuşması, uzun konuşması seninle o dönemde yok. Yok, hiç öyle bir şey yok. Yalnız onu izliyoruz, yani böyle adam kendi başına buyurup Ankara'ya bağlı olarak çalışıyor. Alay komutanıyla falan, Siirt'teki alay komutanından hiç emir alma durumu yok. Böyle başına buyruk hareket ediyor. Operasyonlara giderken, gelirken falan. İsterse bir helikoptere gidiyor, isterse gitmez. Yani böyle bir durum, bağımsız bir durumu var. Bazen söyleniyor da, yani böyle şikayetleniyor, baştakilerden şikayetleniyor. Ya bu ne, bu bilmem, bu albayı ne yaparım, şöyle böyle şudur budur. Şimdi ters geldi bize, yani bir acayip bir durumu var. Biz dediğin kaç kişisiniz? 3 kişiydik. Kimdi ödediğiniz? Hüseyin Yeşiltaş ve Murat Kaya.
üçünüz de sirk sorusunu gözetim altında. Şimdi dedim evet tanıdım dedim. Dedi ailene de yakın gelmiş olursun. Düşündüm dedim daha avantajlıdır, iyidir. Yani olur, niye olmasın. Ve dedi tamam biz gerekli şeyleri yapacağız, senin yol harçlığını göndereceğiz. Seni buraya aktaracağız. Belli bir süre sonra izin durumu vardı, bir 10 günlük bir izin durumum vardı galiba. O izni gittim ben ailemle geçirdim. Ailem o zaman Osmaniye'deydi. Daha sonra dönüşte Diyarbakır'a geldim. Diyarbakır'dan şeye gönderdiler, Silvan'a. Silvan'ı Er Eğitim Ağlayı'na gönderdiler. Bu arada kaç çocuğun var? Bu arada... Bu arada... Ya... Tek çocuğum var da... Ya tek çocuğum var, ikincisi de... Var. Gelmek üzere. Gelmek üzere. Zeliha gelmek üzere ikinci çocuğum. Simon'a gittiğimde, o araya katıldığımda baktım ki başka... Eski yani PKK'lı arkadaşlardan başkaları da var. Yani Adi Timurtaş, Hüseyin Tilki, Ali Ozan Soy, Recep Tiril, Hayrettin Toka... Yani bir kısmını eskiden tanımıyorum ama... Bir yalan duymuşum veya bir kısmını görmüş. Mesela Ali Ozan Soy'u tanıyorum, Hüseyin Tilki'yi tanıyorum. Onlar Maraşlı işte, bizim Antep bölgesine yakın olduğu için. Suriye'de de görmüştüm. Onlarla birlikte orada... Yani bizi oraya çağırmalarının nedeni, hani sınıf değişikliği oluyor ya, piyadeden jandarmaya geçiş bir adaptasyon süreci olacak. Yani mecburen o şey, aşama atlatılacak. Ondan sonra asayiş komutanlığı emrini alacaklar Diyarbakır'a. Kısa bir el eğitim şeyden sonra oraya aldılar Diyarbakır'a. Yani eğitim dediğimde nedir? Normal her askerin yaptığı gibi, hatta biz daha avantajlı, bazen yemekhanede kalıyoruz. Yani yaşımız geçmiş ya, bir de cezaevinde kalmışız, çıkmışız filan. Bir de hani esas bizi götürüp şeyde kullanacaklar ya, asayiş komutanlığı emrinde. Bize orada herhangi bir ağırış filan diğer askerlere yaptırdıklarını yaptırmıyorlar. Biz orada biraz daha rahatız. Çayhaneye takılıyoruz kendi başımıza, işte ne bileyim. Yani bazen atışlara matışlara beraber gidiyoruz. Normal askerlik şey, prosedürü yürüyor. Belli bir süreden sonra Diyarbakır'a geldiler, aldılar. Orada dediler, işte Cemal Sefer'le orada karşılaştık. Dedi burada kalacaksınız, asayiş komutanlığı emrinde, karargah veri emrinde. Ama sivil olacaksınız. İşte isteyen ailesini buraya taşıyabilir Diyarbakır'a, evini getirebilir. Yani daha rahat olacaksınız, öyle normal askeri şeyler gibi değil yani. Yıl kaç? Yıl 90-91'e gideriz, o ara. Ve nasıl derken, tamam onların yardımıyla ailemi de, evimi de getirdim Diyarbakır'a. Görev yaptığım yerin hani mahallesinden 100 metre ötesinde bir ev buldum, oraya yerleştim. Birçoğu öyle yaptı. Sivil elbiseliyiz, sakal bırakabiliyoruz, normal sivil insanlar gibi. İşte bize tüfek filan değil de, yani tüfek geviç filan verilmedi ama yani Kureyş'in koförüydü. Onlar göreve giderken, yani dışarıya operasyona veya bir yere giderken, koruma için veya çatışma için. Onun dışında toplu tabancalar verildi. O esnada... Smithson'lar verildi. Artık yeni bir ismin var mı? Yani ismim Şerif diye bir kodisim. Onu da... Şerif o, Aslan. Aslan'ı ben taktım da yani bir... Aslan Şerif diyor aslında. Şerif diyordu. Şerif de şöyle yani kendi aramızda... Şimdi şey, evet. Bu yüzden araya girdim. Evet. Bugünkü hayatta durduğum konumla daha yakın olan aslında inancım açısından daha yakın olan bir dönemi geçtik. Sen burada otururken. Evet. Liderlerinin olduğu evet. Ve kendince bir şeyleri doğru yaptığına inandığım döneme geçtik. Evet. Şimdi başka bir döneme geçiyoruz ve aslında hayatta hiç yaşanmayası olsaydı ne iyi dediğim döneme geçiyoruz. Evet. Aynen orada olduğu gibi ama daha kolay yapabildiğin o dönemin sesine, o dönemin duygusuna dönmeni istiyorum. Oturduğun yeni yerde, yeni gömleğinle olabildiğince artık şey fol istiyorum. Evet.
Yani nasıl burada şimdi kendinin şimdiki haliyle daha yakın olan bir anlamlandırmayı, bir tariflemeyi rahatlıkla yapabildiysen, Koşuminden, Mao'dan bahsederken sanki hala bahsedebileceğin bir yerden bahsedebiliyorsan, şimdi değilsin ya aslında. Evet. Şerif olduğunda. Evet. Ama o zamanlar böyleydin ya. Evet. O zamanki haline dönerek oradan kur cümlelerini istiyorum. Yani cevaplarını oradan ver. Buradan evet. Verme. Bugünden verme. Yok yok. Oradan. Şimdi burada ama başta dedim ya bu ilk dönemde insan belli bir şeye yani yönleniyor veya doluyor yani bir şeye hedefleniyor veya bir şeye karşı cephe alıyor. Bir kesime cephe alıyor, bir yere cephe alıyor. Bu cephede duruyor. Yani bütün olanaklarıyla, bütün gücüyle diğer cepheye karşı savaşıyor. Nasıl o ilk dönemde, o avizel olduğun dönemde olduğu gibi. Şimdi ben o... Peki bu cephede rahatlıkla olabilme kararını vermende örneğin nasıl bir zamanlar işte aşkın bittiği yerde mücadele başladı derken onun babasına düşmanken ya da ne bileyim Kıbrıs'tayken işte şeyden korktuğun yerden tekrar içeri alınmaktan korktuğun yerden rahatlıkla karşı çocuğun doğmuşken geçebildiğin gibi ya da o köylüleri o meydanda gördüğünde ben bundan sonrasını istemiyorum dediğin gibi bu sefer de ele geçen pusulalardan dolayı mı bunu yaşadın? Tek pusula değil. Kusura değil. Çünkü oldukça önemli bir değişim şu anda yaşadığın. Evet, evet. Yani o dönem bu değişimi bu kadar hızlı, bu kadar kolay yapabilmiş olman biraz garipsediğim bir şeydi. Onu açıklayı istiyorum. Ben bir şey, o kopma noktasını yani bu insanın karşı cepheye iten, şimdi belli bir döneme kadar bir kesimle beraberdim, var gücümle, tüm şeyimle ben hiç hilesiz, hurdasız o inancım uğrunda mücadele ettim. Ama mücadele arkadaşlarım veya mücadeleyi yönetenler beni içten içe meğerse bana hain gözüyle veya ne bileyim en ufak şeyinde bir şüphe şey yapıyorlarmış. Yani şüphe varmış. Bu benim çok zoruma gitti. Hı hı. O pusulalar bunu ortaya çıkardı. Hı hı. Bu bir. İkincisi, ben bakıyordum, örgütten ayrılanların akıbetini görüyordum. Yani ya ailesini yok ediyorlar kendisiyle birlikte, ya yani yaşam hakkı tanımıyorlar. Ya diyor bizden olacaksın, ölene kadar yani bizimle gideceksin, yahut da yaşatmayız seni, yine ölürsün yani. Ya öl ya öl, yani başka yaşam hakkı yok sana. Yani doğruysa da yanlışsa da onlarla yürüyeceksin. Hı hı. Şimdi ben yolumu ayırmışım ama bakıyorum bana yaşam hakkı tanımayacağı gibi aileme de hayatı zehir edecekler. Ve ben daha cezaevindeyken aileme, onların ailelerinden, aile kesimlerinden gelen tehditler, küfürler, aşağılamalar, bir de bize hain demeleri. Ben bu şeylerden çok nefret ettim. Bana hain denmesi, yani ben hain değilim. Kendimi hain hissetmiyorum. Zamanda ne yaptıysam doğru yaptım, bir şeye inanarak yaptım. Şimdi ayrıldımsa da bir şeye inanaraktan, yanlış bulduğum için oradan ayrıldım. Ben normal bir insan gibi yaşamak istiyorum ama buna fırsat vermiyorlar, vermeyecekler de. Peki ben ne yapmam lazım? Vermeyenler kimler? Vermeyenler örgüt, PKK. Vermiyor. O zaman ne yapmam lazım? Sen bir kediyi sıkıştır, sen çırmalar yani bir köşeye sıkıştır artık. Yani ne yapacağım ben? Yani bir yer tek başıma da mücadele edemem. Yani ben zengin değilim, gideyim bir koruma tutayım kendime veyahut da ne bileyim bir şey kurayım. Güvenlik çemberini alayım, kendime şey yapayım veya göçeyim başka bir yere, yurt dışına gideyim, bilmem ne yapayım. Yok, aşiretim de yok ki beni korusun, güçlü şeyim de yok. Ne yapacağım? Bu sefer şimdi haliyle devlet devreye girdi. Yani eskiden düşman olarak karşında duran cepheydi karşı. Şimdi
şu anlayışla hareket ediyor. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur şeyle o man. O kendi işi için bana yaklaşıyor, beni yanına çekiyor. Ben bunun bilincindeyim. Ama ben de başka çarem yok. Ve halen de yanlış buluyorum onları. Gittikleri yol yanlış. Kör katliamları, bilmem neleri, horoz öldürmeler, şunlar bunlar. Yani bir sürü kendi iç infazlar, arkadaşlarımın gözlerimizin önünde öldürülmesi, işkence edilmesi. Yani tamamen o şey yıkıldı bir benim. Yani kule yıkıldı o. İdeallerim gitti. Ben yani bu sefer bende şu fikir oluştu. Yani bunların başarıya gitmesi, bunların kuracağı bir devlette normal insan yaşayamaz. Yani ben hiç yaşayamam da, yani başkalarına da yaşama hakkı vermezler. Çünkü bunlar da devlet olmadan her şeyi yapıyorlar. Yani diyelim bir insan kumar oynuyor, eşi gidiyor onu şikayet ediyor, gidiyorlar o adamı dövüyorlar, karısının çocuğun gözünün önünde. Daha önce yaptılar bunu yani. Suruç'ta, başka yerlerde yaptılar, duyuyorum ben yani, Urfa'da. Ya bunlar insanların özel hayatlarına dahi giriyorlar, evliliklerine karışıyorlar. Yani her şeylerini onlar belirleyecek ve belirli kalıplar koymuşlar. O kalıbın içine seni döküyor, bu kalıbın dışına çıkmayacaksın, bu kalıbın şeyde. Ve ben böyle bir şey istemiyorum. Ben bir özgürlük savaşçısı olmak istiyorum. Bir bağımsızlık savaşçısı olarak yola çıktım. Ben bir diktatörlük isteseydim ben bu yola girmezdim. Diktatörlük ise diktatörlük var o zamanki mantığıyla zaten var. Daha iyidir. Hiç değilse insanın özel hayatına karışmıyorlar. Her şeyine karışmıyorlar. Ve sen yani devletle çalışmıyorsun diye seni öldürmüyorlar veya baskı yapmıyorlar. Ama bunlar her şeyi yapıyor. Bu ne yaptı beni? Ve halka zarar verdikleri inancı bende oluştu. Yani bunların başarılı olması demek halkın kaybetmesi demektir. Yani sıradan insanların kaybetmesi demektir. Bu yüzden ne yapmak lazım? Bunlarla mücadele etmek lazım. Diye düşündü. Düşündü. Peki teslim olduğun eylem aslında silahlı propaganda birliği üyesi olarak kalkıştığın, gittiğin ilk eylem mi? Evet. Evet. Şimdi devam et. Çünkü diğer oraya gelene kadar hep yolda geçti şeyimiz, süremiz. Sonuç hiç asker korucu, özel tip ödememiş. Hayır, hiç karşılaşmadım da. Sadece bir Irak'ta son daha Türkiye girmeden önce birkaç gün önce Irak Komünist Partisi ile çalıştık. Orada da 8 arkadaşımız vuruldu. Onlardan da bir kişi yaralandı galiba. Yine başlatan da bizimkiler. Yani o zamanki deyimle. Bunlar pusu kurdular onlara. Ondan sonra onlar da cevap verdi. Artık şey tanesi. Evet. Bir şey misin? Şimdi yüzbaşı Cem Ersever'den bu işleri iyi motive edebilen bir insan, iyi iş yapabilen bir insan, insanlarla kontak kurmakta başarılı olan bir insan yani. Ve adam terörle mücadele için yani hayatını ortaya koymuştu. Ve bu konuda bilinçliydi de. Şey değil yani öyle bir normal başka bir komutan veya bir şey gibi, asker gibi düz mantıkla şey etmiyordu olaylara. Yani PKK'nın tarihini belki benden iyi biliyordu. Haliyle şimdi bir ortak şey var. Ortak nokta var. Buluştuğumuz bir ortak nokta var. Ve bu yüzden hem de ben mecburum yani. Mecburi askerlik hizmetimi yapıyorum. O birlikte yapmasam bu birlikte yapacağım. Ve burada yapmam öyle pek garip gelmiyor yani bana. Şey gelmiyor yani. Ve ben ilk başta yani orada görev yaptım, mecburum, ben yapmasam da başkaları var, 4000-5000 tane daha var, başka itirafçı var, onlar getirip orada yaptırıyorlar. Bir de yani insan alıp da gizliden öldürecekler, şöyle böyle yapacaklar, bunları yani hesaba katmıyorum. Tamam, yakalayacak, terörist olarak öldürülen kişi yakalanacak ama yani mahkemeye verilecek, sorgulanacak, cezaevine mi atılacak veya serbest mi olacak, orası karar verecek. Yani yargısız infaz falan olacak diye şey etmiyorum. Ama yani kısa süre sonra başladı, bir İzmir'deki bir olayda bir kişiyle buluşma şey edildi. Tabii yine örgütten gelen bir kişinin vasıtasıyla, kendi içinden şehre gönderilen birisinin
onlara ihanet etmesiyle, yani onların deyimiyle. Bu ismi verdin mi daha önce? Fenerbahçe'nin Görgülü ismi, evet. Zaten Örgüt bunu Antalya'da öldürdü, infaz etti evinde. Karısıyla beraber öldürdü. Dört çocuğu yetim kaldı. Senin rolün neydi? Neydi? Bu olayda. Hangi olayda? Bu dediğin olayda, bizimdeki olayda. Tanık olduğun mu, katıldığın bu olay mıydı? Ekip olarak biz gittik. Ve? Hepimiz silahlıydı. Adam da silahlıydı. Adam kim? Rusya, Musa Toprak isminde bir gençti. Grup sorumlusuymuş. Pusya düştüğünü anladı. Orada bir yüzbaşıyla, bizimle giden yüzbaşı ve bir asker arkadaşımız, yine o da Tunceli, itirafçı bir arkadaş, TKPML'de, Tuko'dan. Onlar onu yakalamak isterken o el bombası patlattı, kendine de imha etti, onları da yaraladı. Ve JITEM olarak, JITEM içerisindeki ilk öldürme eylemi bu mu? Bu. Ama adam kendi imha etti yani. Ama bir şeyin farklı olmaya başladığın ilk görüşün bu. Evet. Bunda dürüst müsün? Yani ilk defa böyle bir soru soruyorum. Ondan evvel muhtemel yapacaklarının bunu içerip içermediğini gerçekten bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Çünkü buna giderken dahi adam alınacak, sorgulanacaktı. Anladım. Yani böyle işte... Zaten yani eğer öldürülmek istenseydi yanımızdan geçti orada. Hepimiz silahlıydık. Çünkü Beson vardı, Kalaşnikov biz demiştik yani şey yapmıştık. Normal sokakta yürüyen insan gibi yanımızdan geçti gitti. Sonradan fark etti. Başka taraftan döndü. Sonra yüzbaşıyla o arkadaş görmüştü. Onlar yakalamak istemişlerdi. Yani eğer bir ilk öldürme şeyi olsa zaten orada sıkar ve arabalara binilir gidilir yani. Öyle bir durum yoktur. Bu öldürmeyle ilgili bütün bilgileri daha evvel verdim, değil mi? Evet. Bunu şeyden soruyorum. Arada kendiliğinden akan bir sohbetin içerisinde daha önce hatırlayamadığından ya da seçmediğinden aktarmadığın herhangi yeni bir şeyi aktarırken bana haber verir misin? Çünkü şey değil, bütün bunları takip edebilecek ve bütün isimleri izleyebilecek şeyim yok. Hafızam yok. Evet, yok öyle bir şey yok. Aynı dönem yani 90 ile 2000 arası İnsan Hakları Derneği'nin kayıtlarına göre sadece bölgelikleri, İstanbul'dakileri katmıyorum, 800'e yakın failin meçhulün olduğu dönem. Evet. Evet. Ve daha sonra Bismillah bir yine bir yani PKK milisi de birisinin. Yine bu Selahattin Görgülü denilen kişinin şeyiyle. İhbarıyla. O işi kuruyor. O hala PKK'li görünüyor. Ama gidiyor. Hatta onlarla kontak kuruyor. Hatta bazen giderken beni yanında götürüyordu. Veya bir tane Lazalı uzman çavuş vardı. Onu götürüyordu. Kürtçe bildiğimiz için. Yani şüphelenmesinler diye. Sivil tabi gidiyoruz. Yani orman şey yapan buydu. İşi. Ondan sonra Zahir Turan olacak. Zahir Turan olacak. O insan vuruldu. Yani o insanı vurduk mu demek istiyorsun? Evet. Yani vurduk. Hüseyin Kilki vurdu. Bu dille konuşmanı istiyorum. Evet. Çünkü sen artık evet, şerifsin. Evet. Onu vurduk. Arazi'de yani. Hı hı. Arazi'de. Sende sabitesi yok değil mi? Bu dille konuşmanı istemem. Yok. Ne sabitesi yok. Daha sonra yani takip etti böyle. Ben fazla şeylere ayrıntıya girmek istemiyorum. Yani şöyle yani bütün insanlar aynı değerdedir benim gözümde. Yani insanlar daha bir diyelim benim filanın öldürülmesiyle filanın öldürülmesi ayrı bir şeydir diye düşünmüyorum ama yani şeye geleceğim artık o Vedat Aydın'ın Musa Anter olaylarına geleceğim. Hayır, ondan evvel ben şunu sormak istiyorum. Örneğin ilk girdiğin sorgu ne zaman? İlk katıldığın işkence nasıl bir işkence? Bunu öğrenmek istiyorum ve o dönemde yaşadığını öğrenmek istiyorum. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama yani JITEM bu şehitlik semtinden yani Asayiş Komutanlığı'nın binasının ve olağanüstü Halbirge Valiliği'nin binasının yanında
Saraykapı'ya taşındıktan sonra orada hücreler yapıldı, inşa edildi. O uzun bir koridor var alt kısımda. Eski alay binasıdır orası. Tarihi bir binadır. Duvarları çok kalın, yani kale duvarı gibi bir şey. O koridorun sonuna hücreler yapıldı. 4-5 tane hücre yapıldı ve bir sorgulama odası yapıldı. Ve ilk sorgulara orada tanık oldum. Yani işkenceli sorgulara orada tanık oldum. İşkenceci başı diyeceğim, yani işkenceyi en çok yapan da bir tane uzman çavuş vardı. Elazığlı, Zaza, kendisi Zaza köydü. Yüksel Uğur olacak. Yani yanlış şey değil mi? Yüksel uzman çavuş. Bu çok zalimce işkence yapardı. Yani Filistin askısına alırdı. Ya ne bileyim her türlü yani. Kabadayak. Yani neresine denk gelirse vurma işte şey etme. Ama ben ve benim gibi orada memur olarak çalışanlar. Mesela Kemal Emlük vardı, Hasan vardı. Daha çok biz... Kemal Emlük. Emlük. Siirtli'de kendisi Emlük'ü. Eşi de Saniye Emlük'te orada çalışıyordu. Biz daha çok... Yani bize verilen görev şuydu. Yakalanan kişiyi, oraya getirilen kişiyi ikna yoluyla çözmek. İkna yoluyla yani... Onların diliyle konuşarak, yani eskiden Ürdük'ten geldiğimiz için bütün literatürünü biliyoruz, lügat şeyini biliyoruz. Ve Ürdük'ün yanlışlarını görmüşüz. Onlara yani ikna edebilme şeyimiz olabilir diye gönderiyorlardı yanına. Yani konuşuyorduk, bazıları gerçekten diyordu tamam, yani ben şunu şunu biliyorum, şunu şunu yaptım veya işte şu bana şunu yaptırdı. Adamlar şeyi anlatıyorlardı. Veya bizi o işkence seansı esnasında bir orada şey olarak bulunuyorduk. Diyelim yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor yani. Yani sözde biz bütün şeyini daha iyi biliyoruz ya. O öyle bir şeyde kullanıyorlardı. Öyle bir görevde kullanıyorlardı. 92'den 94'e kadar da tercümanlık görevi yaptım. Mesut Barzan ile 92'de bir Cem Ersever, ben, Ali Özal Firar, Mustafa Deniz bir Talabaniye bir şeyimiz oldu, bir ziyaretimiz. Bize gönderdiler ilk yapılacak operasyondan önce gidip bir işte keşif yani bir görüşme ve onların desteğini alma. Onların güneyden PKK'yı sıkıştırması görevinin Talabaniye verilmesi için, Taliban'ın ikna edilmesi için. Ettiniz mi? Gittik. Talabani pek ikna olmadı. Yani şöyle dedi, Talabani şöyle bir şey teklif etti. Dedi ki, gelen güneye kaçanları dedi, yani siz kuzeyden saldırırken güneye gelenleri dedi. Biz dedi, daha güneyde bir yere göndereceğiz, silahlarını silahsızlandırıp göndereceğiz dedi. Cem Ersever Ankara'dan görevlendirilmişti, Eşref Bitlis Paşa görevlendirmişti. O ise şeyi dayattı. Dedi, hayır dedi, sizin de çatışmanızı istiyoruz yani. Çatıştırmak istiyordu. Olmadığı zaman hatta Cem Ersever kötü bir laf kullandı Taliban için yani. Kendi böyle biz baş başayken yani dedi bu siyasi oruçturur dedi yani bu şeye gelmiyor dedi, çok kirli biridir dedi falan dedi. Ondan sonra... Barzani ikna edebildiğiniz mi benzer süreçlerde? Barzani zaten kendisi gelip giriyordu. Diyarbakır'a baş sefer oldu. Yurt dışına giderken de yine oraya uğruyordu. Pasaportunu biz işlemlerini kendim götürüp bize şeylerini yaptırıyordum. Zaten kırmızı pasaport vardı. Barzani daha güvenilir bulunuyordu. Yani verdiği sözde duran birisi olarak görülüyordu. Ama... Cidar tarafından. Zitem değil, yani devlet tarafından. Biz sadece Zitem'den şey olarak görevlendirilmiştik, yani bu tercümanlık ve irtibat işlerini. Bu esnada peşmergelerle PKK'nın çatışması başlamıştı. Her gün yaralılar geliyordu, peşmergelerden kolu kopan, ayağı kopan, gözü çıkan. Bunlar tedavi için Ankara'ya, Gata askeri hastanesine gönderiliyordu.
devlet bunların ihtiyaçlarını karşılıyordu. Havur sınır kapısından alıyorduk. Onları Diyarbakır'da askeri taktik alanında işte uçaklarla Ankara'ya gönderiyorduk. Orada tedavilerini olan veya protest takılanlar geri geliyordu. Onları tekrar misafir edip tekrar güneye aktarıyorduk. Yani böyle görevler yaptık o esnada. Hala onunla çevirmenken yan yana koltukta oturduğun fotoğrafı bugün orada taşıyor olman, evinde taşıyor olman senin için ne demek? Bir anı, bir hatıra ve ben şahsen yani Barzani'nin kişiliğine benim şeyim saygım var yani. Yani dobra bir insan. Bu esnada bir şeyler konuştuk da. Yani ben kendisine dedim, ben eski PKK'lıyım dedim. Böyle Abdülhamid Can'ın akrabasıyım de dedim. Dedi ya bak böyle böyle yapıyorlar dedi. Bizi buna mecbur ettiler çatışmaya dedi. İşte kardeş kavgası başlattı, onlar başlattı dedi. Ben şeye şahit olmuştum daha önce, 85'te Türkiye'ye girmeden önce bir peşmerge müfrezesi geldi. Sorumluları dedi ki, bizim sorumlulara dedi o zamanki. Dedi arkadaşlar bu bölgeyi terk edin dedi. Sınır üzerinde siz faaliyet yapıyorsunuz dedi. Türkiye'de dedi buraya saldırıyor, biz zarar görüyoruz. Köylülerimiz zarar görüyor. Zaten dedi Saddam güneyden saldırıyor. Gidecek yerimiz kalmadı dedi. Yani halkımız dedi perişan olmuş dedi. Yapmayın bunu, başka bölgeye gidin. Ya Türkiye'de, Türkiye'yle kavganız var, buyurun Türkiye'nin içine gidin dedi. Orada dağlar var. Kampınızı orada kurun dedi, orada çatışın dedi. Yani bizim huzurumuz kalmadı dedi. Biz istemiyoruz sizi bu sınır üzerinde zaten. Irak Komünist Partisi ile de çatışma başlamıştı. Irak Komünist Partisi de o zaman onların ittifakıydı yani. Saddam'a karşı KDP ile Irak Komünist Partisi'nin şeyi vardı. Ve yani çok şey yaptılar ama PKK ikna olmadı. PKK hile yaptı. Kamp yeri değiştirdi. Diyelim 2 kilometre, 5 kilometre öteye gitti, başka bir kamp kurdu. Başka bir mağarada, başka bir sığınak. Böyle yapınca, yani artık peşmergeler şey etmek zorunda kaldı. Yani. Ya Türkiye'ye işbirliğine girmek zorunda kaldı. Peki benzer diplomatik ilişkiyi hiç PKK'nin üst yönetimiyle yaptınız mı bazı insanlarla bu dönemde? Ya da yapılıyor duyumunu aldın mı? Yani devletin şimdi bizzat insanların olduğuna ilişkin genel söylentinin dışında şimdi bir somut bir şey var, bilgin var mı? Şimdi kendi şahit olduğum bir şey, ya daha askerdim veya askerim bitmişti, memuriyet bekliyordum. 90-91, 8 askerin esir alındığı dönem, ondan bahsedeceğim. İzmir'den bir adam geldi. İsmi de var şeylerde, internette de bakarsan var, ismi de şu an hatırımda değil. Bu adam geldi, TAPU'da filan çalıştığını mı söyledi? Bir büyük şirkette, devlet şirketinde çalışıyormuş. Bu adam MİT tarafından görevlendirildiğini söyledi. Gidip o 8 askeri kurtarma göreviyle görevlendirilmiş. Hatta Cemal Sever dedi ya bu adam delidir ya. Nasıl gidecek bunlarla kontak kuracağı, askerleri kurtaracak dedi. Bu kafada var dedi buna ya dedi. O adam tabi gitti. Sadece dedi siz bana yardımcı olun, beni Habur kapısına geçirin yani dedi. Habur sınır kapısından geçirildi ama ondan önce galiba bazı yerel kişilerle temasa geçirildi. Yani oranın Irak'a gidip gelen, diyelim Sulopi'de, Cizre'de oturan, Şırnak'ta oturan böyle aşiret adamlarından adamlarıyla irtibata geçirildi. Galiba onlar vasıtasıyla o güneye geçirildi. Kuzey Irak'a geçirildi. Bu gitmişti, Nizamettin Taş'la görüşmüştü. O zaman Nizamettin Taş o bölgeye bakıyordu. Sorunu oydu. Tabii onlar da belli şeyler dayatmışlardı işte. Bize şu kadar bilmem ne verin, şu kadar jeneratör verin, bilmem 8 tane jeneratör verin, bilmem kaç tane ne verin, şu kadar çuval bilmem ne verin, gıda maddesi, benzeri şeyler istemişlerdi. Bir de para istemişlerdi. Bilemiyorum ne şekilde yani çözümlendi. Sorguya dönebilir miyiz? Şunu sormak istiyorum.
Ben işkence görmüş bir insanım. Değişik zamanlarda hayatımda, 78 ile 82 arasında. Benim için en büyük işkence bir işkenceyi seyretmek. Onca işkenceden kalan. Doğru söyleyip söylemediğine ilişkin bile olsa, bir sorgunun tanığı olmakla birlikte girdiğin yeni süreci bana tanımlayabilir misin? Nasıl bir şerif oluşuyor, ne gibi çelişkiler taşıyor ya da çatışmıyor? Anlatabildim mi? Sorumu anladın mı? Anladım. Şimdi kendim işkence görmüş bir insanım. Yani ve yeni dönemde, o dönemde, o 90 döneminde işte yeni bir, yani şerif olarak hani dedik ya, bu sefer işkenceye tanık olma şeyi, yani suç ortağı olma pozisyonuna giriyorsun. Bu haliyle yeni tahribatlar yaratıyor insanın benliğinde, kişiliğinde. Bunda da bir geriye dönüş yok. Bu da aynı örgüt gibi, JITEM de aynı örgüt gibi, yani illegal. İllegal olan şeyler hepsi hemen hemen kuralları aynıdır. Mafyası da öyle, işte resmi illegal şeyler de öyle, örgütler de öyle. Bu sefer yani senin orada işkenceye katılıp katılmaman veya bir örgütten insanı öldürüp öldürmemen fark etmiyor. Sen diyelim askeriyle birlikte çalıştın, duyulmuş ya, akraba çevrelerinden, örgüt çevrelerinden. Şimdi sen mimlendin. Artık bunun geriye dönüşü yok. Yani ayrılsan da yine yaşam hakkı yok sana. Yine şey yok. Bunlar bilincinden verdiğin cevaplar. Ben başka bir yerden konuşmak istiyorum. Yalnız kaldığın zamanlardan, gecelerden, düşlerinden, sorgu odasından çıkıp ailene gittiğin halden. Yani oradan cevap verebilir misin bana? Ne kadar değişiyorsun ya da ne kadar değişmiyorsun? Yani çok güçlü travmatik deneyimler mi? Evet. Ben daha önce dediğim gibi fazla sigara içmeyen bir insandım. Alkol da içmeyen bir insandım. Şimdi sporcu geçmişim vardı. Maalesef o süreçten sonra yavaş yavaş alkola da başladım. Geçiyor. Ne olursa yani biradan başladım. Rakı, içki, ne imkan o gün ne şey olursa. Bunu ekip olarak mı yaşıyordunuz? Ekip olarak zaten JITEM'de çalışanların %80-85'i içiyor. Narkotik var mı? Narkotik yok. Alkol arıyorlar. Hapta mı? Efendim? Hapta mı yok? Ben bilmiyorum yani. Görmedim, tanık olmadığım için ben bir şey diyemiyorum. Ama yani JITEM komutanları içerisinde namaz kılan da vardı. Bir kişi Nurettin Ata diye o namaz kılardı. Bir de Cahit Aydın binbaşı o kılardı. Onlar oruç da tutardı. Bir iki yüzbaşı vardı, Üsteğmen yüzbaşı, onlar da yani dini, yani bütün devler ya böyle vecbeleri yerine getiren insanlar, diğerleri böyle su gibi rahat içen insanlar, yani huzurlu değiller ve bu bize de tabi yansıyordu, biz de oranın elemanıydık, yani memursun. Evet, sivil memursun, statün memur, 657'ye tabisin, sen evrak memurusun ama bir gün evrakta çalışıyorsun, evrakları gönderiyorsun, gelen evrakı işte şey yapıyorsun veya hazırlanmasına yardımcı oluyorsun, diğer gün operasyona gidiyorsun, pusuya gidiyorsun, gece gidiyorsun, işte buradan grup geçecekmiş. 6-7 kişi gidiyorsun orada pusu kuruyorsun. Sabah kadar bekliyorsun silahlı olarak, gece görüş türbünüyle. Yani bu özel harekatçıların yapacağı iş. Bu istihbaratçının şeyin yapacağı, sivil memurun yapacağı iş değil. Bir gün adam alınıyor, işkence yapılıyor. Oradasın, işkence anadesin. Ertesi gün diplomatik İlişki içerisindesin, diyelim Mesut Barzani, işte Talabani, Versef İndizai, bilmem Hoşyer, şimdiki başbakanın şeyi. Talabani'den sonra söylediğin isim neydi? Sefin Dizai.
KDP'nin Ankara temsilcisiydi. Bunlarla resmi görüşmelerde, ordu evinde veya Diyarbakır'ın bir otelindeki misafirhanede bilmem asayiş komutanıyla beraber oturmuşsun, aralarına oturmuşsun, tercümanlık yapıyorsun. Yani kendi fotoğraflarım da var, mekmanlarım var. Yani karma karışık bir şey yaşıyorsun. Ve ailene az çok zaman harcıyorsun. Çünkü gece bile kontrol altındasın. Telefonların kontrol altında, ev telefonunun. Gece... Jitem tarafına yapalım. Jitem tarafına. Dinleniyorsun. Dışarı çıkman... Bu iç güvensizlikten mi? İç güvensizlik ve kendi sözde tedbir alıyor. Hı hı. Yani istihbarata karşı koyma. Hı hı. Ve sana belli şeyler konuyor, kurallar. İşte siz burada çalışan personel dışındaki personelle samimi olmayın. Hı hı. Buradaki şeyler dışarıda konuşulmayacak kesinlikle. Burada kalacak. Gördüm, görmedim, duymadım derler ya. Hiçbir şey anlatın. Faaliyet hakkında hiçbir şey kimseye anlatılmayacak. Eşinize, meşinize, hiç kimseye bir şey anlatılmayacak. Ne, işte memur görev yapıyorum denilecek. İşte bu... Ne zaman arşivci oldun? Başından beri ben sivil memur olarak alındım yani 650 yani arşiv defteri denilen bir kayıp olduğunu söylediğim bir şey var ya. Onlar ajanda defterleri yani her memur veya istihbaratta çalışan herkesin var yani. Özel bir Cem Ersever'in arşivcisi olmak diye bir konumun yok. Hayır öyle bir durum yok. Cem Ersever kendi arşivini kendisi yapıyordu. Yani bize söylemedi ama farkındaydık. Ben Ankara'ya giderken valizlere doldururken gördüm. Bir valiz doğrusu arşiv doldurdu. Daha fazla kolilerle. Ve şuna da tanık oldum. Bazı komutanlarla yaptığı görüşmeleri kayda alıyordu. Küçük teyitle her şeye. Ses cihazıyla kayda alıyordu. Demek ki ileride kullanmak üzere veya diyelim bir faaliyet. Şimdi komutan emir veriyor, yaptırıyor ama... Sonra da inkar eder. Hı hı. Der ki kendi kafasından yapmış, kendi inisiyatifle yapmış. Suçu Cem Ersever'e yükler. Ve kendini garantiye almak için galiba bunu yapıyordu. Hı hı. İçinde bulunduğum belli başka suikastlerin ve bu suikastlarda var olan suçluların, seninle birlikte var olan suçluların isimlerini de içeren bir teknik aktarım yapar mısın bana? Yani daha sonra tekrar sohbetimize döneceğiz. Ama yani bu alıştığın ve aktarmayı çok kez yaptığın bir şey ama bu belge farklı bir belge. Daha kalıcı, daha yaygın olma ihtimali olan bir belge. Çok öyle bir yerden operasyon tarihini aktarabilir misin bana o dönem? Şimdi Diyarbakır'da ben 90'dan 99'a kadar kaldım. Bu süre içerisinde birçok komutan değişti. Cem Ersever, daha sonra başkaları, Ali Binbaşı, Abdülkerim Kırca, en çok bu siyasi cinayetler, yazısız infazlar Abdülkerim Kırca zamanında çizildi, yapıldı. Ve bir tane de yüzbaşı vardı, tim komutanı, yani Diyarbakır İstihbarat tim komutanı, o sisteme bağlı tim komutanı, Zahit Engin diye Çanakkale'de birisi ve sağ görüşlü biriydi o. Özellikle o gibi insanları çok yani alıp getirip kaybeden birisiydi. Cem Ersever'in bizzat kendisinin infaz yaptığını görmedim, tanık olmadım. Fakat Abdülkerim Kırca yani gözümüzün önünde 3 tane genç... Cem Ersever'in Kalaşnikov'la taranacak bir insana onunla taramayayım deyip kendi silahını çıkarak öldürmesini aktaran sensin ama. Değil, Cem Ersever değil o. Yanlış mı hatırlıyorum? Siz harbi... Harbi Arman'ın olayında Yeşil'in karışık. Evet, ben bir uzman çavuş karışık korka tarayacaktı, o tabanca döndü. Pardon. Evet. Fakat Abdülkerim Kırca
kendisi tabancayla çocukları dizüstü çöktürerek arkasından sesinden sıktı. Yani o olay bende çok büyük şey etkisi yaptı. Yani öyle, yani ne diyeyim, o bir Vietnam'da bir fotoğraf var, bir general bir şakağına şetmiş veya filmlerde izlediğim şeyleri, sahneleri bana hatırlattı. Yani çok büyük tahribat yaptı benim şeyimde. Yani gençler vurduktan sonra kan oluk gibi böyle alınlarından dökülünce o manzara hiç gözümün önüne gitmiyor. Necati Aydın, Ramazan Keskin ve Mehmet Ay isimli gençler bunlar. Kağıtlı Karakol'un yanında, yakınında, Silvan yolu üzerinde, yani tarlayla gömüldüler. Sonra bulundu, o gençler bulunmuş. Evet, bu olaylara tanık oldum. Vedat Aydın ve Musa Antel. Vedat Aydın olayı yine o Selahattin Görgür'ü denilen kişinin, yani PKK içerisinde olup da gelip cidden işbirliği yapan kişinin işbirliğiyle yapıldı. Keşif aşamasında ben bulundum. Yani ilk işte evi nerededir? Aynı arabada gittim. Cemal Sever ve yardımcısıyla birlikte iki arabayla gittik. O iki kişi yukarı çıktılar. Biz arabada bekledik. Yani dairesini keşfetmek için herhalde. Fakat infaz şeyinde ben yoktum. Anlattığım gibi Mustafa, lütfen mutfağa git oğlum. Yani geldiğimde manzara bir olayın yapıldığını, onların yaptığını bana şey yaptı ya. Yani. Anlattı böyle, gördüm manzara. Uyuyorlardı yani, mesai saati olmasına rağmen halen Cemal Sever, yardımcısı ve o diğer asker olarak, asker itirafçılar, yani askerlik yapanlar, oradaki hepsi uyuyordu. Uyuyorlar demek, eylem yorgunu mu demek? Eylem yorgunu, gece gitmişler tabii, sabaha kadar işte sorgu yapmışlar, ondan sonra ifade edip gelmişler. Ve Cemal Sever'e sorgu yapmışlar, işkence yapmışlar. Uyandığında bana dedi, ya fazla ortalıkta görünmeyin dedi, Vedat Aydın vurmuş dedi. Daha herhangi bir resmi şey yok ortada, yani Vedat Aydın... Aynı örgütte ve aynı timlerde yer almanıza rağmen Vedat Aydın'ı vurduk demiyor da vurulmuş diyor. Şimdi galiba şu prensipten hareket ediyor. Diyelim aynı organizasyon içerisindeyiz ama bir eylemde sen varsın, ben yokum. Onu sen de bana demiyorsunuz yaptık yani. Veya ben bir eylemde varım, ben sana demiyorum. Yani onlar o prensibi koymuşlar. Yani bir eylemde kim varsa onlar bilecek, onlar diğerlerine demeyecek biz bunu yaptık. Bu prensipten dolayı böyle yapmışlardı. Cenazenin kurşunlanması olayı var. Evet, o gün şişlikten dışarı çıkmadık, fakat telsiz başındaydık. Yani nasıl, işte Cemal Sever'in yanında, Cemal Sever telsizi açmıştı. Polis tepsisinde, askerin yanında, yani neler oluyor dışarıda. Sesler geliyor, büyük kalabalık sesler geliyor, gürültüler geliyor. Mezarlık yakındı oraya, Cidden'in olduğu yere yakındı. Orada bağırışmalar, ondan sonra kurşun sesleri, silah sesleri, bir çatışmanın olduğu. Tepsisinde tabii şey ediliyor, anlaşılıyor yani ne oldu. Daha sonra işte 6-7 kişinin vurulduğunu duyduk. Onu da bu alay komutanı vardı, jandarma alay komutanı İsmet Yedi'ydi, Yedi Bela İsmet diyorlardı, Rizeli diye. O da daha sonra şaibeli bir trafik kazasında gitti yani, öldü. O da Cem Ersever'in ekibinden olan birisiydi. Daha sonra eve gittik yani akşam. Mustafa sen ailelerimiz, Mustafa lütfen. Lütfen bak. Fırat Ergen, Fırat Ergen. Ya Asya, niye tutmuyorsun ya? Daha sonra gittik, ailelerimiz anlattı. Bizim lojmanların etrafından işte, milletin yürüyüş yaparken işte özel timlerin, özel hareket timlerinin, polislerin tedbir aldığını, işte bunlara slogan attığını,
Tamam, anlattılar. Musa Anter olayı ise şöyle oldu. Şimdi bu Hogir denilen Cemil Işık Zaho'dan alınarak getirdik daha önce bunu. Bunu bazı şeylerde kullanmak istiyorlardı. Bir gün işte saray kapıdaydı artık JTEN. Bir gün akşam üzeri mesai bitiminde yani eve gidecektik. Bana dediler gitme biraz işimiz var dediler. O esnada tüm grup komutanı izinde miydi? Batman'a gitmişti. Yerine başkası Savaş Gevrekçi tüm komutanı yani vekalet ediyordu. Yeşil de gelmişti oraya. Mustafa Deniz'i de yanına getirmişti. Bir beyaz lantla gelmişti. O beyaz lant da olağanüstü hal bölge valisi MİT'ten almıştı. Yeşil'e vermişti. Kozakçıoğlu. Yok o zaman Önal Erkan mı vardı? Kozakçıoğlu 91'de mi 92'de mi gitti o? Cemal Sever de gelmişti. Yanında o Neval Boz'u getirmişti. Hani bir Ankara'da vurmuşlar ya daha sonra 93'te mi vurdular onları? Neval Boz'u getirmişti. Cemal Sever'in sevgilisinden bahsediyor. Evet. Antakyalı kadın. Ona dedi biz şeye gideceğiz. Nemrut Dağı'na gideceğiz. İşte yeni gruplar varmış orada. Tersiz, bir dinleyici tersiz Yasu yeni çıkmıştı. Bir tersiz çıkmıştı. Dinleme yapabiliyordu yani. Dedi gidip onları dinleyeceğiz. Yani bu yeni grupları tespit edeceğiz. Frekanslarını. Onlar da gittiler. Akşam oldu, Hogir ve bir tane de Şınaklı Hamit diye bir genç vardı. Hogir'le birlikte ve bitten ayrılan biri. Onu, o da JTEM'e getirdi. JTEM'e geldi. Bunlar Hamit'i otele gönderdiler. Dediler işte Musa Anter buradaymış. Falan otelde kalıyormuş. Hamit'i gönderdiler yapmak için, çağırtmak için orada. Gitmişti birincisinde gelmemişti, bir engel çıkmıştı. Tekrar gönderdiler ama o ikinci göndermeden önce bizi çıkardılar yani JTEM'den çıkardılar, landla şeye götürdüler. Beni, Hogir'i, Mustafa Deniz ve Yeşil gördünüz. Biz Silvan yoluna gittik. Ben Hogir'i koruyacağım. Hogir illegal yani yasa bir durumu yok, pozisyonu yok. Hala örgütte görülüyor. Polisle karşılaşsa polisle yakalayacak yani. O ara JTEM'le polisin arası da iyi değildi. Bu yüzden ben şey yapacağım, müdahale edeceğim veya komutanlara bildireceğim, müdahale edecekler. Mustafa Deniz ve Yeşil de bir kilometre işte ileride tepede bekleyecekler. Dicle Üniversitesi'nin karşısında, yolun kenarında. Hamit Musa Anter alıp getirecek, orada o gün infaz edecek. Plan böyle kurulmuştu. Biz çıkıp gittikten sonra benle Hogir'i şeye bıraktılar. Seyran Tepe'de bir yere yolun kenarına bıraktılar. Dediler siz burada bekleyin, buraya getirecek Hamit. Yeşil'le Mustafa Deniz Tepe'ye gittiler orada, Lant'a gittiler orada. Tersiz vardı Yeşil'de. Daha sonra Hamit getiriyor. Biz bekledik bir şey gelen giden yok. Artık şüphelendik, Hogir'le dedik yani bunların yanına gidelim, Yeşilgül'ün yanına bu ne oldu bu? Yani bir şey yok, bir saatte fazla oldu, gidip gelen yok. Biz gittik, Yeşil daha biraz durduk, telsizden anonslar yapılmaya başladı ve siren sesleri falan duyduk Seyran Tepe tarafından. Ne oldu dedik, dedi herhalde Hamit vurmuş dedi, yolda getirirken vurmuş. İşte Hamit orada indiriyor artık, şu anlatıldığı gibi yani yeğeni de anlatıyor, Orhan Miroğlu da farklı anlatıyor. Farklı yola girdiği için. Evet, farklı. Önce yalan yoluna girmiş, adam demiş ya nereye götürüyorsun sen bizi, yanlış yere götürüyor. Sen bize demiştin Seyran Tepe'de Silvan yolu, bura değil falan. Geri çeviriyor oradan, işte geri tekrar indiriyor orada, vuruyor. Yani Hamit daha sonra anlattı nasıl vurduğunu, JTEM'e gittiğimizde. O zaman Yeşil dedi ki ya, gidelim biz de dedi. Yani burada durmayalım. Landa bindirdi bizi. JTEM'e götürdü. JTEM'de telsizin başında Ali Ozan Soy vardı. Nöbetçi olarak. O dedi işte Hamit vurmuş dedi.
Daha sonra Hamit geldi. Hamit geldi, dedi şüphelendire, ben daha fazla getiremedim, yanınıza getiremedim, ben vurdum orada. Silahı ne yaptın dediler, silahı da dedi bir çöp teneke, kaçarken bir çöp tenekesine attım, havale etti. Bu olay da böyle. Peki bir detaydan, yani tanık olduğun, duyduğun, aynı gün içerisinde bizzat öldürdüğünü düşündüklerinle karşılaştığın ve bizzat operasyonun içerisinde yer aldığın Musa Anter, her ne kadar hiçbir ölümü diğer ölümden ayırmam desem bile ilk kez farklı biçimde düşündüğün saygınlığa sahip insanlar mıydı ve bu yeni bir şey miydi senin için? Yoksa o anki yeni bir şey için şey miydi? Yeni bir şeydi bu. Şöyle yeni bir şeydi. Ben gençliğimde yani rahmetli Musa Anter'in Kımıl isimli kitabını ben okumuştum. Ve gazete köşesinde falan yazılarını görüyordum. Yani ben saygı duyduğum bir insandı. Yaşlı bir insandı. Ve ben PKK'lı olduğuna da inanmıyordum onun. Fakat yani niye öldürdüler, ben buna anlam veremedim. Fakat daha sonraki kendi kendime düşünmemde düşündüm, taşındım. Daha sonra Tansu Çiller'in de açıklamaları benim bu düşüncelerimi doğruladı. Bunlar şey yapmak istiyorlar. Yani PKK'nın dağ kadrosuna değil de finans veya ideolojik olarak destek veren, onları ne bileyim yani PKK'nın gelişmesine yardımcı olanları da bertaraf etme, yani dalları kesme şeyine girişmişler bunu operasyonla, böyle damarları, hani bir ağacın damarlarını kesersin ya. O dönemde Kürt kimlikli uyuşturucu mafyasına da yönelik JTEM'in bütün Türkiye çapında yoğun bir operasyonu vardı. Onun bir parçası olarak herhangi bir şey yaşadın mı? Onu ben Yeşil'in yaptığına şey oluyorum. Yeşil zaten ağzının bazen anlatıyordu. Yeşil böyle biraz şey suskundu ama bazen de böyle açıldı, ben şey yapıyordu. Yani mesela o Behçet Can Türk gibi falan onlar yapmıştı. İşte o en, daha sonra bir o landı geri verdiler şeye, MİT'e, olan işte hal bölge valisine geri verdiler. Bu bir minibüs almıştı. Nereden almışsa kapalı bir minibüs ama. Ticari bir minibüs, kapalı. İçinde jeneratör bir şeyler de vardı. Bu onunla Batı'ya gidip geliyordu. Yanına da Mesut Mehmetoğlu'nu, Hazıroğlu itirafçı, Mesut Mehmetoğlu'nu alıyordu. Bazen yanına Tunceli bölgesinde görev yapan bir uzman çavuşu alıyordu. Sakallı bir uzman çavuştu. Sivil diyeyim. Uzman çavuş. Uzman çavuşların statüsü ayrı yani. Sakallı dediğin de sakallı bir Ali vardı. Onunla Şenbin'in davasında da. O değil. Ali Kaya değil. Ali Kaya. Ali Kaya Diyarbakır'da bölge sorgusundaydı. Yani jandarma bölge komutanının sorgusundaydı. Orada görev yapıyordu. Daha sonra 2001'den sonra ben memuriyetten ayrıldıktan sonra Antep'te karşılaştım. Antep jandarmasına görevlendirilmişti. Kısaca Yeşil'den bahseder misin? Sendeki Yeşil'den. Yeşil... Arkadaşın mıydı? Değil. Yeşil kimseyle arkadaş olamaz. Yeşil böyle... Daha göre sinsi bir tip ve ne bileyim kendisine esrarengiz bir hava vermeye çalışan biri, bir kompleksli, yerine göre böyle çok mütevazi yani davranışları falan böyle giyimiyle şeyle kendini çok mütevazi göstermeye çalışan biri ama içten içe kompleksli, içten içe ne bileyim mesela bir Cem Ersever'le çakışıyor. Bundan sonra biz Cem Efsever'in yanında görevliyiz. Buna rağmen yanımızda onun aleyhinde konuşabilen birisi. Ve gücünü nereden alıyordu sence? Gücünü şimdi
İlk başta bunun bölge valisine girmek için, yani asayiş komutanının binasına girmek için bazen bana diyorlardı, git yanında git. Yani geçin, bu içeri girecek, işte komutanla görüşecek ve bilmem neyle görüşecek. Ben kimliğimi göstereyim veya ben kapıyı açarken adam içeri geliyordu. Daha sonra bu bazı kimlikler, sahte kimlikler yapmış. Kendi başına şey olmaya başladı. Kendi başına oraya buraya girmeye, herkesin yanına, bölge valisinin, asayiş komutan yardımcısının bilmem kim yanına, herkesin yanına gidiyor. MİT'e gidiyor, emniyete gidiyor. Ve arabasında, yani güzel arabası yoktu da böyle işte elde ettiği arabaların ön şeyine, böyle bu göğsünün oraya bir bordo, bordo mu, yeşil bere, böyle bir koyu renkli bir bere bırakıyordu oraya. Özel kuvvetlerin, yani özel harp dairesinin, özel kuvvetlerin bir şeyini bırakıyordu. Ki o yol aramalarında askeri birlikler o bereyi görünce şey olsunlar diye. Kendine öyle. Sen de kaç kişinin katildir Murat, Mahmut Yıldırım Yeşil? Yok, bir şey yapamayız yani bu konuda, bir insan bir istatistik şey veremez ama yani bunun ta Tunceli'den başlamış bu. Yani ben 90'da karşılaştım, yani Diyarbakır'a gelince, JTM'e gelince orada gördüm ilk defa. Yani bunun belki evveliyatı da vardır. Yani bunun çok cinayeti vardır. Ve yani tabii bizzat kendisi de yapmıyor. Yanında işte ya uzman çavuş götürüyor ya, yani kullanıyor. JTM'i kullanıyor, başka birliklerden kullanıyor. Tabii oradaki komutanların da işine geliyor veya yetkililerin işine geliyor. JTM hiyerarşisi içerisinde üstte olan, altı olan bir insan değildi yani. Bağımsız çalışan bir insan. JTM'le hiçbir şey yoktu. Resmi bağlantısı olmuyor birisi. Özel harp dairesiyle direkt girişim. Galiba yani. Emin değilsin. Emin değilim, şu olabilir. Yani şahsi, diyelim Mehmet Ağar'la diyelim. O da Elazığ'dı. Mehmet DYP'lerle iyi şeyi vardı. Bingöl'ün orada bir petrolcü vardı. Hatta DYP'den milletvekili adaylığını koymuştu. Ne oğullarıydı, unuttum şu an ismini. Onunla irtibatı iyiydi. Benzinle, menzinle her şeyini oradan alırdı. Lojistik desteğini, para desteğini. Demek ki Çiller veya benzeri şeylerle yani bunun irtibatı vardı. Peki senden bir liste isteyeceğim, şöyle bir liste isteyeceğim. Sen Türkiye'de yargılanmayı isteyen bir insansın. Bizzat katıldığın ya da birinci elden tanıklığını verebileceğin kaç fail meçhul var ve kim bu isimler? Türkiye'de yargılansa hakkında ifade verebilir. Özür dilerim, ben şunu düzelteyim. Ben Türkiye'de yargılanmak istemiyorum. Öyle mi? Evet. İfadelerini mi yedin? Hayır, ifademde ben şunu söyledim ama bazı... Yani güvenliğin sağlanırsa bir biçimde ya da farklı bir hükümet yapısı içerisinde... Onu şöyle... Yanlış biliyorum. Bazı gazeteci arkadaşlar ve bilmem şeyler, işte güvenliğin sağlanırsa veya Amerika güvence verirse, bilmem ne verirse orada da yargılanmaya şey eder misin diye böyle bir soru şey. Peki öyle demeyeyim, Türkiye'de yargılanmak demeyeyim. Olası olsaydı örneğin uluslararası bir mahkeme. Evet. Ama Türkiye'deki faal meçhulları açıklamak üzere mahkeme. Evet. Bizzat katıldığın ya da birinci elden tanık edebileceğin insanların isimleri kimler? Kurbanların isimleri. Ben şu an... Yani Vedat Aydın, Musa Anter diye başlarsak nereye gidiyoruz? Bu gazetelerde çıktı şeylerde yani 29-30 tane cinayet var böyle. Sayabildiğin kadar isim sayabilir misin? Yani çok kıymetlisiniz. Necati Aydın, Ahmet Aslan, Murat Aslan, Sıdık Et Yemez, Zahir Turan, Ramazan Keskin, Mehmet Ayir. Yani şu an hatırıma gelmiyor. Yani yazılıdır. Ben de şeyde de mesela bazıları da vardı. Ben hiç ismini şu an hatırlamıyorum. Mesela bir kızla bir genç, bir bayanla bir genci aldılar. Üniversite öğrencisi neydi? Getirdi, o tüm yavruları götürdü. Ne zaman, nerede? Ya 93 ile 97 arasıydı ama tam kesin tarihini hatırlamıyorum. Hatta götürüp Sivas bölgesine attılar, geldiler.
Ama Diyarbakır'da aldılar. Diyarbakır'da aldılar. Çarşı'dan aldılar. Onda Servet Toprak diye bir bayan vardı, Urfalı. O dağdan gelmişti. O biliyordu, tanıyordu onları. Onu yakalattı. Murat Aslan'ı yine o yakalattı. Hakkı Kaya vardı. Yani şu an hatırıma gelmiyor. Ben şey de etmek istiyorum. Yani bunları unutmak istedim. Biliyorum. Olaylar. Artık. Firke şey, kısa bir lise daha isteyeceğim. Geçeceğim bu yorgun kısmı. Yine kayda geçsin diye sadece. Cidden içerisinde bütün bu suçları ortak olmuş. Hangi insanlar hakkında ifade bile verebilecek güce sahipsin ve verdin zaten? Cemal Sever diye başlarsak. Cemal Sever, Yeşil. Aytekin Özel, Yeşil Cidden'den ayrıdır yani. Biliyorum ama hakkında konuşabileceğim, ifade verebileceğim. Evet, evet. Abdülkerim Kırca, yar benim, şu anda felç yani, tekerlekli sanayi. Zahit Engin, o zaman yüzbaşıydı. Ve onun emrindeki ekip, o zamanki ekip, mesela Yüksel Uzman Çavuş, Abdülkadir Üstürk isimli Uzman Çavuş, Hakan yani Cemal Kılıç isimli Uzman Çavuş, Oğuz Kodadlı Nuri Ateş Asılbay, Tünay Yanardağ, Tilki mi dediniz? Hı hı. Onlar itiraf ediyor. Hüseyin Tilki. Hüseyin Tilki. İciten'de değil miydi Hüseyin? İciten'deydi. İbrahim Babat. İbrahim Babat bizzat yaptığı eylem ve bir ifadesinde Susurluk Komisyonu'na verdiği ifade de benim üzerine atıyor. Yalan söylüyor. Kendisi Kalaşnikov'la taradı çocuğu. Hangi? Kim öldürmesin? Bismillah'ın alınan bir Melle Mahmut. Mahmut Ceylan mı? Mahmut Asık'tan mı? Mahmut Ceylan'ın herhalde oğlu olacak. Onu da Serapin Gölgülü dedi ki bu yeni daha kamptan gelmiş. Gitti ihbar kurdu, bagaja koyup getirdi, teslim etti bizim ekibine. Cemal Selam'ın ekibine. Ve İbrahim Babat yol kenarında onu infaz etti. İfadesinde de benimle Aytekin Özen'in yaptığını söylüyor. Yok mu? Yok dedi. Kendisi yaptı. Kendisi yaptı. Kalaşnikov'la taradı. Hatta şunu söyledi dedi. Biz daha yine oraya asker olarak gelmiştik. Kendisi çoktan beri Cemal Sever'le baba oğul gibi böyle onun gölgesi gibi yani. Çok büyük şeyi de vardı orada. İnisiyatifi de vardı. Hatta dedi ki 10 tane PKK'lı öldüren cennete gidermiş dedi. Böyle bir laf etti. Bütün bu ekip, bütün bu tim, bütün bu tırnak içinde çalışma arkadaşların içerisinde sürecini kendine benzettiklerin var mıydı yoksa hepsi sence sen gibi olmayan bir insan topluluğu muydu? Yoksa arkadaşların var mı? Yani çalışma arkadaşlarından bahsetmiyorum. Saygı duyduğun, senin bir saygı normun var. Sen bir işi iyi yapan insanı seviyorsun. Ben umuyorum değil mi? Evet. İş ne olursa olsun. Evet. Çok öyle bir yerden baktığında ne yapmış olursa olsun bütün bu ekibin içerisinde şunlar farklıydı ama geri kalanı şunların toplamı benim baktığım yerden zaten hastalıklı ve katil insanlardı mı diyorsun? Ne diyorsun? Onu merak ediyorum. Bu şimdi başta Cemal Sever kendi işini iyi yapan, kendi işini bilinçli şey yapan ve kendi fikrine göre, kendi haklılığına dayanarak ben o adama bir şey demiyorum yani. Diğerleri gibi, hastalıklı gibi görmüyorum onu. Ve neticede de zaten en sonunda kendi hayatıyla da oynadı. Yani onu da öldürdüler. Bunun dışında memurlardan yani eski itirafçılardan memur olup yanımızda işçi veya memur olanlardan vardı. Mesela Hasan isimli birisi vardı. Hasan Adak diye. Bir de bu çocuk Şırnaklı birisiydi. Bu da yani bu dediğim mecburiyetten dolayı burada duran ve
bu şeylere tanıklık etmeyi sindirebilen, sindiremiyor o da yani. Bu ordular olmayı sürdüren. Evet. Giriş, sert gibi oldu. Evet. Ali Ozan Soy. Ali Ozan Soy ve Hüseyin Tilki aslında o ilk eylemden sonra tepki verdi ve Citem'den atılmasını sağladı. Biler, bilinçli yaptı. Mersin'e gönderdiler. Ve ondan sonra duyduğuma göre şimdi Sedat Peker'in şeyindeymiş, ekibindeymiş. Hüseyin Tilki. Aratın Kanat da yine mafya içerisinde yer alıyormuş. Son aldığım bilgilere göre yani. Cem Ersever'in kimleri tarafından öldürülmüş olduğu konusunda duyumun var mı? Cem Ersever birisi Yeşil. Ondan sonra Diyarbakır'dan bir itirafçı ekip şey yaptılar. 2-3 kişilik Mustafa. İyi de. Mustafa. Onları gönderdiler Ankara'ya. Ve Ankara'daki gruplar komutanlığı, yani o zamanki gruplar komutanlığı görevinde bulunanlar. Bunlar şey yaptılar. Yani zaten Yeşil resmen söyledi ve geldiğinde de bu şey omuz kemiği kırılmıştı. Galiba MİT yakalamış, onu sorgulamış. Sonra başkaları devreye girmiş, bıraktırmışlardı. Bize dedi ki ben kaza geçirmişim diyorlar. Peki o dönem ilişkin bir spekülasyon daha var. Senin aktardığın sigarayı daha çok içmeye başladım ve içki içmeye başladım ve herkes çok içki içiyordu orada demenin ötesinde. Paraya düşkün ve sefaat içerisinde var olduğuna dair bir aktarım var. Buna karşı ne diyorsun? Hayır, öyle bir şeyim yok. Yani, halen de yok. Ben hiçbir zaman paraya değer vermedim. Yani parayı bir normal geçim aracı olarak görüyorum. Eğer yani yaşamı idare şey edebiliyorsa yeterlidir. Yani onun dışında örneğin öyle bir durumum olsaydı 1983'te Abdullah Öcalan beni ve iki arkadaşı yani İran'a gönderdiğinde Şam Havaalanı'ndan gönderdiğinde 10.000 dolar verdi bana. 11.000 mark da yanındaki arkadaşa verdi. Biz bunu götürüp buradaki arkadaşa verecektik. Öyle bir ben de onlardan olsam o Tahran Havaalanı'nda veya Tahran'da 10 gün kaldık. Biz orada Kereç'te kaldık. Yani orada kendimi kaybedebilirdim. Gidip o parayla bir yeni hayat bulabilirdim yani o zamanın şartlarında. Peki bütün bu JITEM kadrosunun aldığı maaş dışında özel bir kazanç yok mu bütün bu süreçte? Hayır. Hayır yok. Uyuşturucu yok mu? Uyuşturucu ben tanık olmadım. Uyuşturucu parasını ele geçirmek yok mu? Yok yani şey vardı böyle ne bileyim diyelim bir sefer ben bir çabaya tanık oldum yani dediler işte birileri eroin almak istiyor yani sivil ihbarcılar elemanlar gelip söylüyor komutana işte 3 kilo 1 kilo eroin almak istiyorlar bilmem ne gelmişler işte şunlar o tabii komutan onu organize ediyor, diyor ki tamam şey yap, unmun ayarlıyor, yani eroine benzeyen bir şey, bir sahte bir şey ayarlıyor diyor, yani şey yapalım, bunları yakalayalım ben parasını alırım yani gibi şeyler, bir sefer tanık oldum, o da başarısız oldu, olmadı. Şimdi ayrılma kararını hızla geçer misin? Ayrılma kararını nasıl verdin? Nasıl bir sorgulama sonucu verdin? Şimdi Diyarbakır'dayken yani her türlü dedim memur olarak alındık ama yani yerine geldi zeltinci yerine geldi sorgucu yerine geldi her şey yaptırdılar. Ve silah yani her türlü gerekli olan silah korumamız kendimizi korumamız için her türlü şeyi yapıyor imkanı tanıyorlardı. Arabasından tutup silahına kadar her şeyi. Şimdi oradan ben diğer birliğe tayin olunca yani Burdur'a yani bir mantar tabancası bile yani yoktu. Peki ben dedim ben orada deşifre oldum. Ben orada yani bu 9 sene orada kaldım ve tanıdım deşifre oldum biliyorum. Nasıl kendimi koruyacağım? Ya bir şey olmaz bir şey olmaz şu bu.
Kendime bir zırh silah aldım, tabanca, kendi imkanımla. Bir çek tabanca aldım ki dedim yani bulunsun ya, ne olur ne olur. Onu dahi başındaki komutan dedi, o silahı dedi, taşıma dedi. Emniyet yakalarsa dedi, iyi olmaz bilmem ne. Gittim, yok fiyatına sattım birisine dedim. Yani başıma bela almaktansa. Peki aynı iş devam etseydi ve sen böylesine bir göreve atanmasaydın ve korumasız kalmasaydın daha kaç yıl devam edebilirdin sence bu işe? Devam edemezdim ben. Artık devam edemezdim. Çünkü gittim orada da mesela bir hayvan hırsızlığı sorgulamasına götürdüler. Burada hani terörist diye sorguluyor, işkence yapılıyor. Orada da bu sefer hayvan hırsızına da aynı muamele yapılıyor. Bu olmadı. Ben dedim yani ben oradan kurtuldum buraya, ben gelen bir normal, ben buraya şeyimi yapayım derken yine aynı bela başladı. Bıraktım. Bir de hani dedim ya bu alkol markol olayı olunca biraz açıldım yani bütçe olarak da, ekonomik olarak da ben bir şeye uğradım. Ek iş yapmaya kalktım. Ben nasıl dedim bir yerde çalışayım yani iş dışında. Onu da alay komutanı izin vermedi. Artık vaktim olmayacak yani ben. Orada mı terk edilmişti kesin? Yani insan bir kullanılmışlık hissine kapılıyor. Haliyle. İşi düştüğü zaman sen o sen aslansın, şusun, busun, her türlü imkan veriliyor. İşin bitti mi, yani onların kirli işlerine ortak olmadın mı, yapmadın mı, sen bir sıradan bir şeysin. Hiçbir şeysin, hiçbir eski teröristsin. Ve bir de baktım yani eski terörist şey gitmiyor. Devamlı sanki alnınızda o yazıyor. Yani o gözle bakıyorlar, o gözle muamele yapıyorlar. Güven yok. Ben o zaman niye bir iş yapayım yani? Artık sinirim ayağım bozuldu. Ben dedim devam etmeyeceğim. Gideceğim tekrar inşaatlarda çalışırım şeyde. Ne olacaksa olsun. Kırmızı tişörtümle en son 15 dakika 10 dakikayı. Kadir, bütün bu süreçten sonra, bu iki kimlikten sonra başka bir ülkeye gelmiş. Bütün bu itirafları yapmayı seçmiş. Bütün bu itirafları yapmakla birlikte başına nelerin gelebileceği ve hayatın nereye konulabileceğini seçmiş bir insan. Bu yola, itiraflar ve İsveç yoluna geçtikten sonra kendini nasıl hissettin? Rahatlamış, huzurlamış, boşalmış mı hissettin? Bu bir arınma yolculuğu mu senin için? Ya da aslında bir kaçış mı? Büyük anlamda arınma yolu diyebiliriz. Yani kaçış da var. Bu nasıl kaçış? Yani bir şeye gücün yetmiyorsa, artık yanlış sürüp gidiyorsa ve sen de bu yanlışlara ortak olmadığın için, ortaklığını kestiğin için yani şey bir şekilde, acımasız bir şekilde cezalandırılacaksan artık o şeyden kaçmak gerekir, uzaklaşmak gerekir. Fakat en büyüğü arınma yolu, yani bir vicdanen rahatlama yolu ve gerçeklerin bilinmesi ve gelecekte olabilecek benzer şeylerin önlenebilmesini sağlamak için çıktığım bir yolculuk. Bunu başarmak istedim ve büyük oranda yani şahsi olarak kendimi riske de atsam, ailemle birlikte, çevremle birlikte ben bunları da göğüsledim, kabullendim. Fakat en büyük zorluğum insanların beni anlayamaması, birçok insanın beni anlayamaması ve kasten bazı kesimlerin yani beni tecrite yönelik, insanlardan dahi tecrit etme yöntemini seçmiş olmaları, ne bileyim, halen sanki bazılarının halen beni eski JTM'ci gibi görmeleri, bazılarının ise
halen eski PKK'lı gibi görmeleri. Halbuki ben ikisi de değilim. Olmak da istemediğim için buradayım. Böyle bir yola başvurdum. Yoksa ben de memleketimde kalıp bir alnımın teriyle çalışıp ailemi geçindirebilirdim, yaşayabilirdim. Geleceğe nasıl bakıyorsun? Gelecek ne demek senin için? Gelecek iyi olacak. Yani o umutla zaten insanın gelecek umudu olmasa, yani şahsi olarak bunu demiyorum, genel anlamda da diyorum. Benim tek şeyim Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi, geçmişteki kirlerinden arınarak, geçmişteki lekelerini silerek veya geçmiş yanlışların hesabını vererek, Türkiye'nin de kendisini arındırarak bir Avrupa Birliği'ne girmesi ve diğer taraftan mesela Kürtler adına yola çıktığını söyleyen, Kürtler için mücadele ettiğini söyleyen örgütün gerçekleri görmesi ve makul bir çizgide yürümesi. Kendi kişisel geleceğin adına ne diyorsun? Kendi kişisel geleceğim, ben sadece bir normal sıradan insan olarak yaşamak istiyorum ve bunda ailem yeterlidir bana. Diğerleri, yani tecrit de edilsem, kendi başıma yaşamasını bilen, kendi başıma mutlu olmasını bilen bir insanım. Yani tek başıma balık avlamaya da gitsem, bilmem ne bileyim, yalnız başıma bir odada da kalsam, ben bunların hepsini göğüsleyecek bir iradeye sahibim, bir yapıya sahibim. Ve tek gurur duyduğum bir şey, ben kendi insani değerlerimden, yani kişiliğimden ödün vermiyorum, vermek istemiyorum. Yani Avrupa'ya da gelmiş olsam, nereye de gitsem, ben kendimi eski Abdülkadir olarak görüyorum. Ve bu ölünceye kadar da böyle devam etmek istiyorum. Yani lekelenmek istemiyorum. Kişiliğimin lekelenmesini istemiyorum. Öldürüleceğini düşünüyor musun zaman zaman? Hiç önemli değil. Ölüm duygusunu çok kere yaşadım daha önce. Fakat birçok insan ölüyor her gün. Kürdistan'da, Irak'ta, Türkiye'de trafik kazalarında, yani bunlar da insandır, bunlar da candır. Benim canım bunlardan kıymetli değil herhalde. Ben ölsem de dünya yıkılmayacak. Hayat yine normal devam edecek. Ben bunu normal karşılıyorum. İnsanlar doğar, yaşar ve ölür. Ailenle aran nasıl? Ailemle aram iyidir. Ailem seviyorum. Ailem de beni seviyor. Çocuklarım yani beni anlayabiliyorlar. İçinde bulunduğum durumu da anlayabiliyorlar. Bu yüzden bir sıkıntım yok. Dostluklarım var mı? Dostluklarım oluyor ama bunu ben asgari tutmak istiyorum. Çünkü birçok dostla güvenilmiyor. Yani bu zamandaki dostluklara güvenilmiyor. İki gün sonra bakıyorsun apayrı bir insan, bir kişilik çıkıyor karşına. Yani pek sağlam dostluklar yok şu anda. Onun için asgari tutmakta fayda var benim açımdan. Arınma sürecin devam edecek mi sence? Şimdi ben şöyle bir mecburiyetim yok. Yani devamlı kendimi afişe etmeye veya ne bileyim medyatik olmaya hiç böyle bir merakım yok. Ama yani dostlardan, iyi niyetli insanlardan, dürüst insanlardan talep geldikçe onların sorularına cevap vermeye çalışacağım. Onları aydınlatmaya çalışacağım. Bu sana iyi gelecek diye düşünüyorsun. Şimdi karşımdaki insan iyi niyetli, dürüst bir niyetle bana yaklaştıktan sonra, benimle görüştükten sonra hiçbir sorun yok. Ama bazıları gibi daha önce oldu. Hürriyet gazetesinden mesela bir kişinin gelip görüşmesi, ismini vermek istemiyorum. İyi niyetli gibi göründü fakat arkadan hançerledi, yani gidip yanlış şeyler, konuşmadığım şeyleri bana mal etti. Bu insanlardan nefret ediyorum. Bu insanlar iki yüzlü insanlardır. Bunlar gerçek medya elemanı olamaz.
Anter'in kızıyla buluşman sana iyi geldi mi? Musa Anter'in kızıyla görüşmem iyi olur diye düşündüm. Bu yüzden görüştüm. Onun getirdiği gazeteciyle görüştüm. Maalesef her şey ters yüz edildi ve aleyhime çevrildi. Söylemediğim kelimeler bana mal edildi. Durduk yerde Musa Anter'in katili ilan edildim. Halbuki katil ortada. Yani kendisinin yeğeni de dahi şahit bu olaya. Peki sence Musa'nın Anter'in kızına iyi geldi mi seninle karşılaşmak? Ben bilemiyorum. O belki kendisini tatmin etti. Yani bir bazı Musa Anter'in kızı belki kendi içinde bir düşmanlık hissi vardı bana karşı. O kinini açığa çıkarmış oldu. O Hürriyet gazetesi vasıtasıyla, bazıları vasıtasıyla bunu açığa çıkardı. İçini döktü. Belki rahatlamış olabilir. Ama babasının davasına zerre kadar faydası olduğunu düşünmüyorum. Peki herkese ve her şeye, bugünden yarına, her şeyden sonra söylemek istediğin bir şey var mı? Herkese şunu söylemek istiyorum. Beni anlayana da anlamayana da ben saygıyla karşılıyorum. Elbet bir gün anlaşılacak. Ve yani benim gerçekler bilinsin yeter. Gerçekler bilinsin. Ve bir daha Türkiye'de yanlış şeyler yapılmasın. İnsanların canı yanmasın. Kimse kaybedilmesin. Ben bunu istiyorum. Ve kimse de kullanılmasın. Kendisini kullandırtmasın. Ne jütleme, ne başka bir organizasyona kendisini kullandırtmasın. Yani işin farkı, yanlışın farkına vardığı yerden dönsün. Yani bu yanlıştan dönmek bence ayıp değildir yani. Bazılarının yaptığı gibi döneklik falan değildir. Yanlışta devam etmek kötüdür. Yanlışa ortak olmak kötüdür.